Kitapların birini sür önüne gir. Halk TV'den hepinize iyi akşamlar. Işığa Çağrı programında Sayın Yaşar Nuri Öztürk, Sayın Hüsnü Mahalli ve Sayın Sinan Meydan ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Eyvallah. Hocam nasılsınız? İyi. Direkt ben yazılarınızda bahsettiğiniz bir konuyla başlamak istiyorum. Allah'ın en büyük bedduasına maruz kalanlar, Maun suresi ihlali yapanlar. Bu konuyu biraz açabilir miyiz? Yani Maun suresi ihlali yapanlar bir tanesi. Allah, şimdi beddualar havada uçuştuğu için öyle bir yazı yazayım dedim. Beddua, beddua, o ona havada uçuşuyor. Ne ocak kalıyor, ne ev kalıyor, ne bark kalıyor, ateşler düşsün falan. Dedik ki bir de bakalım bu birbirine beddua edenlerin ikisine birden beddua eden biri var mı? Baktım başta Allah beddua ediyor. Sonra baktım peygamber beddua ediyor. Ondan sonra da zulümlerine uğrayan kimlerse onlar beddua ediyor. Gayet tabii bunu yazdım, yazmam lazımdı. Şimdi Allah beddua nasıl eder? Ocağına ateş düşsün falan filan diye böyle şeyler söylemez Cenab-ı Hak. Cenab-ı Hakk'ın beddua ettiğini şundan anlayacaksınız. Lanetler. Zaten lanet de beddua demektir. Onun için bizim lanetlememiz istenmez. Cenab-ı Hak bize o yetkiyi vermemiştir. Biz çünkü hata ederiz. Yani nefsimiz bizi aldatır. Hatta bazen insanoğlu kendisi bedduaya müstahak olduğu halde başkasına beddua eder. Tersi olur. Onun için insanların birbirine beddua etmeleri en azından İslam terbiyesi bakımından hoş görülmemiştir. Ama Cenab-ı Hak yapar. Hocam peki bu Türkçe'de beddua kelimesi nerede? Nasıl yerleşmiş? Farsça ile Arapçadan lanet dediniz. Birleşik kelime. Orijinali lanet çünkü. Tabii. Yani bizim kullandığımız çünkü tıpkı namazı Kur'an'daki tabirden değil de Farsçadan aldığımız gibi abdesti. Bed çirkin. Çirkin kötü. Dua da dua Arapçadan almışız. Öyle beddua hocam. Çirkin evet. Dua. Yani birinin aleyhine dua etmek. Ama yani şey var, lanet kelimesi daha yaygın, lanetledi. Efendim onu ben bilmem. Şimdi biz burada filoloji tartışmıyoruz. Yani Türkçe'de kullanılan kelime budur. Şimdi başkasına lanet dememiz lazım. Evet. İşte o yasaklanmıştır. Evet. Ama Cenab-ı Hak yapar bunu. Evet. Çünkü o kimin lanete müstahak olduğunu bilir. Ve lanete müstahak olanı elbette ki lanetleyecektir. Yani lanete müstahak Firavun'la rahmete hak kazanmış olan Musa'yı aynı kefeye koymak Allah'ın şanına yakışır mı? Ama biz bunu ayıramayacağımız için biz sükût ederiz orada. Allah iyilikler versin deriz. Allah ıslah etsin deriz. Allah gönlüne, ben mesela Allah gönlüne göre versin derim. Çünkü benim kendi gönlümden emin olmak gibi bir bahtiyarlığım var. Ben bundan mutluluk duyuyorum. Allah bana da gönlüme göre versin. Herkese de gönlüne göre versin. Dediniz mi o yerine oturur. Ama şimdi öyle olmuyor. Korkunç beddualar uçuşuyor. Uluslararası yayınlar halinde. O zaman dedik ki biz bu bizi rahatsız ediyor. Ama bunları bir kenara koyalım da Cenab-ı Hak ve onun peygamberi kimlere beddua ediyor? Ona bakalım. İş oradadır. Hayat oradadır. O mesajda. Onu görmek lazım. Baktık. Allah Hüsnü Bey'in dediği gibi bedduasını lanet veya veil kelimesiyle Arapçada. Veil kelimesi lanetin en ağır şekli için kullanılır. Müfessir Fahrettin Razi'nin de dediği gibi. Şimdi çoğu veil kelimesini kullanmıştır Kur'an. Mesela Maun suresinde riyakarların namazlarını lanetlerken veili kullanmıştır.
Orada onu, bir tehditkar şey var ama. Feveylün diyelim musallim. Onu şeyden kaçırmak için gözden, çünkü Mavun'un tokatı belli nerelere gidiyor. Evet. Ne yapıyorlar? Feveylüne yazıklar olsun işte. Onu ya hadi git ya şuradan. Fahrettin Razi diyor ki, veyl kullanılmışsa suçun daha ağırı tasavvur edilemez diyor. En ağır lanet için kullanır bunu Kur'an. Şimdi müfessirim diyor adam, yazmış, milleti aldatıyor. Yazıklar olsun onlara. Vay onların haline ki, yazıkları da demiyor. Utanmazlığa bak. Tasarruf ediyor Allah'ın kelamında. Vay onların haline ki. Nereden çıkarıyorsun lan bunu sen? Sen hiç olmazsa kendi mesleğinin babası unvanını taşıyan, müfessirlerin babası unvanı var Fahrettin Razi'nin. Onu dinle, bırak başkalarını, beni, onu, bunu. Şimdi Allah lanetle bedduasını ortaya koyuyor veya Türkçe'de bizim kullanmadığımız Arapça özgün şekliyle lanetliyor. Şimdi ben lanetlenen soyu, Kur'an-ı Kerim'de lanetlenen soy, İsra suresi 60. ayet, orada laneti kullanmıştır. Eşşeceratül mel'ûne fil Kur'an diyor. Kur'an'da lanetlenen soy. Lanetlenen soy kitabında Allah'ın kimlere beddua ettiğini, kimleri lanetlediğini, yani tek tek ve işe bakın, yani kitabın çıkışından 15 gün sonra da bu beddualar uçuşmaya başladı. 17 Aralık ufunet kokusu Türkiye'nin sokaklarına dağıldı. Soygun, talan, hırsızlık furyası, operasyon, 17 Aralık operasyonu. Bir baktık ki Allah'ın işaret etti. Beddua ettiklerinin cumhur cemaati orada. Toplama. Evet, cumhur cemaati orada. Aslında siz yıllar önce bu süreci Allah ile aldatmak kitabında ki çok açık bir şekilde değinmiştiniz. Yani şöyle. Yıllar önce. Şöyle ufuk çizgileri. Ben nereden bileceğim? O Allah ile aldatma, ben şimdi sözünüzü kestim ama. Kesmedim. Şu an tam sırasıdır. Sizin iki kitabınızın şu an okunması gerekir diyerek ben isterseniz ilk sözümü, söz hakkımı böyle kullanayım. Biri Allah ile aldatmak. Öbürü Kur'an penceresinden. 71. baskısı. Kur'an penceresinden Kurtuluş Savaşı'na bir bakış. Evet. Her ikisi şu günü anlamak için, arka planda olup biteni anlamak için, o kurtuluş mücadelesine edilen ihaneti anlamak için mutlaka okunması gereken iki çalışma. Sözü tekrar size bırakayım hocam. Araya girdim. Şimdi Şimdi bütün bu tartışmaları hep birlikte yaşıyoruz. Yani o ona beddua ediyor, o ona beddua ediyor, ya da cümleler çok farklı değil. Şimdi Irak'a bakıyoruz. Kaide ile bilmem kim birbirini boğazlıyor. Suudi Arabistan'a gidiyorsunuz. Evet. Yine Müslümanlar birbirini boğazlıyor. Tırnak içinde kullanıyorum yani bu Müslümanları. Çünkü hangisinin hakikisi, hangisi sahte olduğunu da orada artık tartışmayacağız. Çünkü farklı bir şey, o bizim şeyimizde değil. Ama işin acı tarafı da bu. Yani bugün mesela işte Suriye'den gelen haberlerde ya da Irak'tan gelen haberlerde ya da Mısır'dan gelen haberlerde. Yani mesela bugün Irak'ta 2013'ün şeyi var, bilançosu geldi. Birleşmiş Milletler ve Irak Sağlık Bakanlığı bilançosu. 10.360 kişi ölmüş. Savaş devam ediyor yani. Hayır, savaş değil, bunlar birbirini öldürmüş. Yani ya, şey, bu da bir savaş şeyler. Sonuçta. Bu da bir savaş. Şimdi burada kim kime... Çağdaş savaşların hangisinde 10 bin kişi bilir? Bir yıl. Ve bunlar hepsi intihar eylemleri. İşte araba yüklü şey, bomba yüklü araçlar. Şiiler işte pazarda gidenleri o. Ve çoğu Allahu Ekber ile damgalanmış. Ve taçlandırılmış. Evet. Yani dolayısıyla bu bedduanın, yani hani bu iç boyutu. Şimdi hocanın hani 17 Aralık dediğiniz hikaye bu iç boyutta. Kaldık iç boyutta da bir dinsel şey var. Fethullah hocamız hoca efendi. Öbürü de Sayın Başbakanımız İmam Hatipli. Dolayısıyla bunlar da yine tırnak içinde koyacağım. Dini söylemlerle ortaya çıkan iki zat. Şimdi bedduanın, yani sizin o Maun suresindeki bedduanın toplamının anlamı biraz daha vaylon, yani vaylona geliyor. Vehamet, vehamet çarpılarak büyüyor. Onu diyorum işte. Çarpılarak büyüyor. Siz
uluslararası boyutuna işin dikkat çektiniz veya Orta Doğu genelinde. Evet. Şimdi ne biçim iştir kardeşim? Sanki Müslümanlar birbirlerine karşı bunları yaparken Cenab-ı Hak da diyor ki hiçbiriniz haklı değilsiniz. Ben hepinizin cezasını veriyorum. Ve sonunda kahrı toptan bütün Müslümanlar çekecek. Evet. Ve buradan yıllar ve yıllardır bir ders çıkarmıyorlar. Bu nasıl bir iş? Bin yıl, bir bilmem kaç yıl. Evet. Bu dersi 100 yılın başında Türk Kurtuluş Savaşı'yla Mustafa Kemal ve Cumhuriyeti kuranlar çıkardı. Ve Türkiye her şeye rağmen 60 yıllık, çıkardı. 65 yıllık. Ondan rahatsız oldular, onları kafir ilan ettiler. O çok önemli. Yani 60-65 yıllık Amerikancı İslamcılık, kimse kusura bakmasın, budur bunun adı. Amerikancı İslamcılık çerçevesinde biçimlenen Türk siyasi tarihine şöyle bakın, Türk demokrasi tarihine. Sizin dediğiniz şey, yani ondan rahatsız olanların tarihi bir anlamda. Ve yeniden bizi bu Orta Doğu bataklığı, işte demin ifade ettiniz, Irak'ta olanlar, Suriye'de olanlar. Yani Türkiye her bataklık şeye rağmen. Değil artık. Türkiye. Artık Hüsnü Bey'in son evet. dediğini de şöyle dikkate alalım. Cehennem. O cehennem. Birileri sanki ideolojik olarak Sicil. Da cehennem. O caminin içine düşürmeye çalışıyor birileri sanki Türkiye'yi. Bu çok ilginç. Hocam yalnız günlük katliamlar anlamında değil. O benim uzmanlık alanım değil. Şimdi şurada bir çok tehlikeli bir şey var. Çok tehlikeli. Hadi tamam işte birilerinin şeyleri çıkıyor ki işte Alevileri öldür, Şiileri öldür, o onu öldü falan tamam. Orada bir şey yok. Şimdi örneğin Kaide ile Nusra. İkisi de aynı ideolojik şeyden kaynaklanıyor, besleniyor. Aynı kaide mantığıyla da. Bir şey üzerinde, ayet üzerinde bile tartışıyorlar ve birbirlerini boğazlıyorlar. O diyor ki işte Allah-u Teala burada bunu dedi. Aslında bu değil. Bak benim anladım. Sen anlamıyorsun bunu. Onun için seni kesmem şimdi gerekiyor. Orada ben bir şey. Teknik ilahiyatçı olarak evet, onun için yani bir şey sizin dikkatinizi çekmek istedim. Yani. Bunu halka bizi dinleyenlere söyleyeyim. O ayetten onu anlıyor, onu anlıyor. Evet. Ama bunun ilke zemininde çözümü İslam'ın içinde var. Nedir temel ilke? Bir insan Kur'an'ın kısmen veya tamamen metnini, diyelim bir ayeti, böyle bir şey yoktur diye inkar etmedikçe o ayete getirdiği yorum ne olursa olsun onun Müslümanlığına dil uzatamazsınız. Bunlar ne yapıyor? Ben bu ayetten bunu anlıyorum, bunu anlamayan kafirdir. Aynen. O da diyor ki ben de bunu anlıyorum. Kafir sensin. Dolayısıyla öldürmek gerek. Allahu Ekber, basa bas. Kesinlikle hocam. Kesinlikle sonuç. Şimdi bu. Kur'an'ı ölüme şimdi alet ediyor. Şimdi kelime-i yani. Şehadetin başka düşmanları bunu görmüş. Bunu kullanıyorlar. İşte son kullandıkları yer Suriye'dir. Evet. Şimdi Türkiye'yi yönetenlerin tırnak içinde büyük gayretleriyle Türkiye de buraya doğru itiliyor. Sürekli. İşte asıl tehlike burada. Evet. Şimdi bakın, asıl tehlike birbirine burada. Bu şekilde bunca yıllık beraberlik, beraber yalan, beraber talan, beraber iftira, beraber zulüm, beraber devleti çökertme, beraber cumhuriyet mirasını yok etme, hep beraber. Evet. Şimdi burada bir özel bir rant veya iktidar veya egemenlik paylaşımı çıkıyor. Bunun yüzünden birbirlerine bu şekilde giriyorlar. Şimdi bu insanların birlikte veya ayrı ayrı gerçekten istediklerini tam yapacakları bir noktaya geldiklerini düşün, bu milletin hali ne olacaktır? O nokta. Bak birbirlerine yaptıklarına bakın ya kardeşim. Daha 3 gün önce ya 3 gün önce bak döküldü ortalığa. Şeyi izliyoruz ekranlardan, o asker ailelerine yaptıklarını Uğur Dündar getirdi ekranlara. Evet. O dinlediniz o çocukları, 9 yaşından 25 yaşına kadar yaşlı kadınlar, oradaki o asalete, ciddiyete bakın ve hiçbirisi ben nefret ediyorum, bize zulmettiler falan bağırmak, demediler. Çağırmak, evet. Salya, sümük, böyle bir şey yok. Nasıl bir vakar o 9 yaşındaki çocuk, nasıl bir terbiye, nasıl bir zeka, nasıl bir ruh, nasıl bir lokma yemiş onlar ki ben eridim, hayran oldum. Evet. O insanlara yaptıkları zulümler. Şimdi bunlar çıkmış ortaya, kalkıp tarihin, Tanrı'nın ve insanlığın önünde
bu zilletten nasıl kurtuluruz diyecek yerde hala afra tafra ile hala buradan parça çıkarmak, kendilerine paye çıkarmak istiyorlar ve hala inat ediyor. Ya ne inat ediyorsun? İşte zulüm yaptığın, hukuku yok ettiğin, hukuku zulme yenik düşürdüğün, yargıyı yok ettiğin, yargıyı güdüme aldığın, yargıyı emir talimatla yönettiğin apaçık ortada, bunları seyrettik, daha 6-7 aylık işler bunlar. Ve çıktı ortaya. Ya yap icabını da, tevbe diye bir kavram vardır bütün dinlerde ve insan hayatında, insan ruhiyatında bu var. Desinler ki bunlar tevbe ettiler. E olur, insandır, hata eder. Bakın şimdi de hayır. Hayır. Tevbe yerine yaptım, doğrusu da budur. Şimdi birbirlerine sen yanlış yaptın, ben ne yanlışı ya? Hiçbiriniz yanlış yapmadı kardeşim. İkiniz birden yaptınız. Ya ikiniz de yanlış yaptınız, ya ikiniz de doğru yaptınız. Doğru yaptınsa savun mertçe. Mertçe savun. De ki biz yaptık kardeşim ve doğru yaptık. Birimizin ayakları kuvvetliydi, gözleri yoktu. Ayakları kuvvetli olan gözleri olmayanı sırtına aldı. Veya tersi, gittik bir evi soyacaktık, teşbih bu, soyduk. Fakat malı paylaşırken kavga çıktı aramızda. Söyleyin bunu. Şimdi hocam, beddua ediyorlar birbirlerine. Hocam yalnız orada bir şey var, lafınızı kesiyorum. Bak ben yani günlük yaşamla ilgili tamam her şey doğru. Yani benim hep takıldığım hikaye şu, iki taraf için söylüyorum. Önce Türkiye'yi konuşuyoruz. Zaten demin coğrafyayı anlattık. Çünkü 57 Arap ve İslam ülkesi var. Herkes kendine göre bir yorum yapıyor. Herkes kendine göre bir garip garip söylemler geliştiriyor. Burası için baktığımızda da şimdi İslami söylemi olan iki grup. İslami söylemi olan iki grup. Temel, İslam'ın temel direkleri olan üç konuda sıkıntıdalar. Rüşvet diyor. Yani İslam'da rüşvetin yerini biliyorsun. Birazdan konuşacaksınız. Şimdi dolayısıyla iğrenç bir durum. Yalan diyorsun. İşte rüşvet. Yalanın yeri Hazreti felaket. Hazreti Peygamber'in ve Kur'an'ın lanetlediği temel suçlardan biridir. Evet, lanet çünkü orada. Beddua. Ne beddua ediyorsunuz? Lanet, direkt lanet çünkü orada. Ya Allah size etmiş bedduayı zaten. Kesinlikle. Yani onun için buraya detaya girmekte yarar var diyorum. Yani ya rüşvet diyorsun, lanet var orada. Yalan söylüyorsun, yalanın işte geçen de biraz konuştuk. Yani Kur'an'ın... Ala lanetullahi alel kâdibin. Defalarca. Felaket. Şeye geliyorsunuz, lanete, affedersiniz, rüşvete, yalana, iftiraya ebedi kaydıyla lanetliyor. Ebedi, ebeden diye. Ve sonsuz. Kardeş kardeşe kazık atmaya. Yani el-gadır. Gadir. Felaket. Gadir'e Hazreti Peygamber'in reva gördüğünü, yani ahde vefasızlığa. Vefasızlık. Müthiş ahde şey. İhanete ne diyor? Müthiş. Bunu yapan bizden değil. Bizden değildi, bitti. Ya şimdi, peygamber sizi kendinden saymıyor. Yani bakın şimdi nereden bakacaksınız? Hiçbir uymuyor. O zaman neye göre Müslüman bunlar? Yani bu bizim haddimize düşmez bunların Müslümanlığını. Bu anlamda. Ben merak ediyorum. İdeolojik bunlar anlamda. Hala alınlarını secdeye koyabiliyorlar. İşte onu secde bunu kabul eder mi? Evet, onu bilemem işte. Bu alnı secde kabul eder mi? Allah hocam bilemiyoruz artık. Kabul edeyim. Ben biliyorum. Siz biliyorsunuz, ben bilmiyorum. Ben biliyorum. Yani siz tabii çünkü ben buradan oradan konuşacaksınız. Evet. Ben de onun için söyledim zaten bunu. Oradan konuşacaksınız. Bu kitabın dediği doğruysa bunların yaptıklarıyla secde bir araya gelmez. Ha gelir. Maun suresinde tarif edilen ve lanetlenen secde. O secde. Feveylül lil musallin diyen ben değilim. Evet. Kitaptır. Kitap diyor. İşte. Evet. Orada şimdi vay siz işte, dediniz vay ki esas Maun suresi. Evet. Yani. Evet o da tabii. Doğrudan meseleye parmak. Tabii siz tarih araştırmaları sizde ağırlıkta olduğu evet. için o tarafına işin doğal gidiyorsunuz. Doğal olarak tabii evet. Şimdi o zaman ben Başak Hanım'ın sorusuna bir iki cümleyle şey yapayım, sonra siz devam edin. Baktık Cenab-ı Hak kime beddua ediyor? Bir ona bakalım. Hazreti Peygamber kime beddua ediyor? Ona bakalım. Ve mazlumlar kime beddua ediyor? Ona bakalım. Kur'an kime beddua ediyor? Ona bakalım. Kur'an deyip geçmeyin. Hazret nereden çıktı? Rahmetli babam ki benim hocam, bunu bana okutan, hem ezberleten
hem Arapça, Farsça derslerimi vererek bunu anlamamın kapısını açan insan. Şimdi derdi ki Kur'an teşahhus eder, yani kişileşir ve kendisine samimiyetle hizmet edenleri korur, mükafatlandırır. Kendisine ihanet edenleri de lanetlendirir ve zelil eder. Şimdi Kur'an teşahhus ediyor, Kur'an da beddua ediyor. Cenab-ı Hakk'ın burada bizim önümüze koyduğu beddualarının tümü aynı zamanda Kur'an'ın beddualarıdır. Şimdi kimlere yapıyor Kur'an bu bedduaları? Bir numarada zalimler, insanlara zulmedenler, insan haklarını ihlal edenler. Ve Kur'an'ın bir numaralı değil, tek düşmanı zulümdür. Ne diyor? فَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظَّالِمِ Hasr ifadesiyle. Evet. Zulümden ve zalimden başka düşmanlık edilecek kimse yoktur diyor. Tamam mı? O zaman peşinden iftira edenler. Biz son yıllarda o koteslere tıktıkları insanları, hangi iftiralarla oralara tıktıkları, artık bugün sokaklarda limon kestane satanlar bunları konuşuyor artık. Düştü. Yalancılar. Kamu hakkı yiyenler. İşte son 17 Aralık rezalet operasyonuyla kamu hakkı yiyenler deşifre ediliyor. Şimdi tarihin diyalektiği çok sabırlıdır. Çok teenniyle hareket eder. Aceleyi hiç sevmez. Fakat burada tarihin diyalektiği nasıl bir öfkeyle dolmuş, nasıl bir kötülükler mekanizmasını görerek isyan etmiş ki ben birkaç sene sonra olabilir bunlar diye düşünürken. Düşünürken haftalarla, şu Allah'ın takdirine, işine bakın. Şair ne güzel demiş. Hak tecelli eyleyince her işi asan eder. Halk eder esbabını, bir lahzada ihsan eder. Ya bir lahzada. Bir lahzada, bir an. Şu hale bakın. Şu hale bakın. Fakat bundan daha şaşırtıcı, bu zulümlerin, bu rezaletlerin failleri olan insanlar nasıl bir pişkin yüz, nasıl bir çehre taşıyorlar ki hala konuşuyorlar ve dahası hala mağduru nasıl oynayabiliriz diye edebiyat numaraları çekiyorlar. Bugün Sayın Başbakan 45 tane meslektaşımızı topladı hocam, öyle demeyin. Ya bırak. Yani biraz yumuşatmak için söylüyorum. Yolsuzluğu, yani daha ne yapabiliriz? Yolsuzluğu, ben böyle hırsızlığı. Bir ülkede, böyle bir ülkenin bir aydını olmaktan hem gurur duyuyorum, çünkü ben bu zulme karşı olanlardan biriyim, hem de utanıyorum. Maalesef. Tabii burada ilginç olan bakın nokta, Sayın Başbakan diyorsunuz. Sayın bilmem falan yani, bakan diyoruz. Tabii. Sayın falan bilmem kim diyoruz. Nasıl diyelim? Sayın Başbakanımız tabii, ne diyelim? Yani yolsuzluğu, hırsızlığı örtme mücadelesine istiklal mücadelesi denir mi? Yani şimdi insanlara kızıyordum. Yani. Hakikaten. Sayın Başbakan'ın ismini RTE diye. Evet. Yapmayın diyordu. Ben de öyle. Bu ülke, anda yazmadım. Bu ülke bizim. Ben şimdi yazıyorum. Ben vallahi ben hiç yazmadım. Bu ülke bizim ve bizim halkımız bu insanı seçmiş, başbakan yapmış tabii. Evet. Sen seversin, sevmek başkan, zorunda tabii, değilsin. Kesinlikle. Ama benim ülkemin başbakanı. Tabii. Benim ülkemin RTE falan ol. Şimdi yazıyorum. Kusura bakma. Bu şeyden sonra mı hocam? 17 Aralık'tan sonra mı? Evet. Tamam, o zaman. Evet ve baskısı biten kitaplarımda da isim geçince. Evet, RT yapıyorum. Hepsini tasih yapıyorum. 17 Kimse Aralık kusura bakmasın. Operasyonla verdiği tepkiden dolayı. Bu kadar isyan yani hakkı verirsin ya. Böyle bir rezalet var mı? Savunma hiç olmasa ya. Çık de ki, delikanlı de ki, bakacağız. Eğer suçsuzlukları ortaya çıkarsa bu iftirayı atanlarla işimiz var. Suçları ortaya çıkarsa bunlarla hesabımız var. Bu. Sen ne yapıyorsun? Sen anayasayı ihlal ederek efendim görev yapan adamları görevlerinden alıyorsun.
yargıçları susturuyorsun, savcıların elinden dosyaları alıyorsun, savcıları değiştiriyorsun. Ondan sonra oraya talimat veriyorsun, burayı tehdit ediyorsun, HSYK'yı tehdit ediyorsun, Danıştay'ı tehdit ediyorsun, Yargıtay'ı tehdit ediyorsun. Hepsini sen getirdin oraya. 3 ay, 5 ay önce. Şimdi, yok kusura bakma, o zaman ben de RTA yazacağım. Evet. Peki hocam burada şey... Ben zulme isyan benim hayatımdır. Nefes alıp vermemdir. Ben zulme isyan etmiyorsam ben yaşamıyorum demektir. Ha, şimdi bu iki grup, ben hep oraya kafam takıldığı için arada bir oraya giriyorum zaten. Yani hatırlayın geçen sene Sayın Başbakanımız ne diyordu? Mütedeyyin bir gençlik. Hadi canım. Mütedeyyin bir toplum. Aman aman ödemesin. Bu mu? İşte şimdi, bu mu mütedeyyin başbakan? Mütedeyyin diye diye işte bu hale geliyor. Bu mu mütedeyyin? Şimdi demek ki kimse bunu dikkat ederseniz kimse bir şey söylemiyor bu konuda. Geç. Ne oldu yani? Şey geliyor. İki şeyi çok beğendi okuyucularımız. Onlara teşekkür sadedinde söyleyeyim bunu. Bir tanesi bir söz dedim burada geçen programların birinde. Ha şey dediler ki okutulardaki paralar İmam Hatip bak öyle gene Allah ile aldatıyor. Evet, İmam Hatip şey. Bak iğrençliğe, rezilliğe bakın. İmam Hatip'e yardım için gelmişti onlar. Bugüne kadar ben de İmam Hatip'ten gelen bir insanım. Hangi İmam Hatip paraları 4,5-5 milyon dolar mesabesinde birilerinin evlerinde kutularda? Ya utanın be. Siz bizi eşek mi zannediyorsunuz? Yani daha ne diyeyim? Şimdi dedim ki şükredin bunlar o paralarla Allah'a hediye alacaktık demediler. Bu koparmış her tarafı. Evet. Koparmış her tarafı. Hocam yalnız geçen de Twitter'da çok güzel bir şey vardı. Diyor ki birisi, diyor ki tamam haklı olabilir diyor. Yani bu paralar toplandı, İmam Hatip yapılacak. İyi de diyor bu İmam Hatip yapılacak, İmam Hatip okullarına Amerikalılar mı gidecek ki dolar ve euro o kadar para toplanmış diye. Ya bırak ya. Ya bir sen diyorsun ki başbakan unvanı olan bir insan şöyle bir komedi, şöyle bir rezaleti, şöyle bir kepazeliği, iğrençliği savunur mu ya? Hocam yani ya sen karizma diye bir şey değil mi? Şimdi başbakan seviyesinde bir insanın bir karizması vardır. Evet. Şudur. Ya sen bunu düşün hiç değilse. Sen bu millete daha nasıl küfredebilirsin? Milleti beyni olmayan mahluklar gibi telakki ediyorsun. Yani senin bu millete hitabının bu millete söylediği budur. Seni seçip oraya getiren insanlara senin hiç mi saygın yok ya? Ben bir şey söyleyeyim, araya girmiyorum dikkat ederseniz. Hocam bu Hazreti Peygamber'in bedduası. Gelelim Hazreti Peygamber'in bedduasına. Hazreti bu parayı ilahlaştıranlar. Hazreti Peygamber'in bedduası Te'ise abdü dirhemi ve dinar diye başlıyor. Yerlerde yüzüstü kapanıp yerlerde sürünsün paraya, altına, gümüşe tapanlar diyor. Onu ilahlaştıranlar. Yerlerde sürünsünler de vücutlarına dikenler batsın. O dikenleri çıkaran olmasın diyor. Bakın bedduaya ya. Hazreti Peygamber'in hayatında 3 tane bedduasını tespit ettim. Biri budur. En ağır. Yani maun mücrimlerine beddua ediyor. Yani 17 Aralık operasyonunun bir biçimde doğrudan veya dolaylı içinde olanlara ithaf edilir. 2. Yeryüzünün menarı tabirini kullanmıştır. Tuhum ve menar tabirlerini kullanmış. Yeryüzünün olmazsa olmazlarını tabiatın tebdil ve tahir eden, tahrif eden, yozlaştıranlara da beddua etmiştir. Bunlar oraya da girer çünkü Türkiye'de o imar yolsuzluklarıyla İmar yolsuzluğuyla hırsızlık yaptılar, onları bir kenara koy. Bir de tabiatı yok ettiler. Yeşili tahrip etti, mahvettiler. O bedduaya da oradan giriyorlar. 3. Başkalarına zorluk çıkaranlar.
İnsanların işlerini zora sürenlerin Allah'ım sen de işlerini zora sür diyor. Oradan da bunlar okkanın altına gidiyor. Şimdi tekrar soruyorum ben. Bütün bunlardan sonra nasıl secde ediyorlar? Ben bunun merakı içindeyim. Ben de merak içindeyim yani tabii ben onun yanıtını verecek durumda değil. Ben de ya merak insan, ediyorum. Gerçekten merak biz ediyorum. Biz de ben kazaya namazı çok kalmış bir adam böyle sahibi tertip falan böyle bir haddim yok. Ama secde eden bir insanım. Ben birinin kalbini kırdığım zaman 2 saat, 3 saat sonra bunun acısı içime düşüyor. Bakın. Ve onun arkasından kıbleye döndüğümde o acı beni namazda rahatsız ediyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın önünde alnımı secdeye koymaya ehil görmüyorum kendimi. Onu yaptım bu secde. Onunla bu secde nasıl yan yana gelir? Ya bunlar şu işlerden sonra nasıl secde ediyorlar be? Ben bunu anlamıyorum ya. Allah demek ki bunların basiretini, vicdanını, ruhi değerler selbetmiş. Bu çalışmıyor bu mekanizmalar. Şey devrede mi hocam? El vesvasil hannas. O hep devrede zaten. Yani o zaman yapacak bir şey yok. Yani o hep devredeyse, girmişse o kadar diplere, beyinlerinin içini artık böyle almış götürmüşse, o zaman hocam bizim söyleyecek bir şey yok. Yani gerçekten bir şey yok. Mustafa Sabri'ler, Dürrizade'ler de biliyorsunuz secde ediyordu. Sevgili Yaşar Nur Tabii. biliyorsunuz. Tabii. Dolayısıyla böyle bir ihanet var. Yani şimdi dinle perdelenen bir ihanet var. Türkiye tarihinde. Yok bütün coğrafya. Evet. Süleymaniye. Tüm İslam coğrafyasında. Tüm coğrafya. Bizde sınırlandırmayan burayı. Biz tabii bizim kendi tarihimize bakan biri olarak. Süleymaniye nasıl caminin. Nasıl kılıyorlar dedi ya. Kılıyorlar yani. Bakın, Süleymaniye evet. Camii'nin minaresine haç takmak evet. üzere evet, tabii. gemilerini Süleymaniye'nin hemen karşı tarafında Halice demirlemiş olan işgal ordularıyla birlikte çalıştılar. Evet. O gemiler için geldikleri gibi giderler diyen adam ve arkadaşlarını eşkıya, çapulcu, haydut, sergerde, katli vacip, isyancılar diye evet. nitelemekte hiçbir beis görmediler. Sonra da gitti o pimpis alınlarını secdeye koydular. İşte süreç. Bu söylenen şeyler... Bir şey devam daha edin. Dedim çok... Evet. Takdir edildiği e-maillerde gördüm bunu. O da şuydu. Dedim ki bu şekilde namaz kılanlar, Maun suresi namaz kılanları konuşuyorduk. Geçen hafta değil, bir iki hafta geçen önce. Geçen hafta da konuştuk. Konuştuk. Dedim ki Maun suresi namaz kılanlar hiç namaz kılmayanlara kurban olsunlar. Bu da çok, çok Kur'ani evet. bir söylemdir. Çünkü namazını hiç kılmayan nihayet günah işlemiştir. Boynunu büker, tevbe eder, Allah'a sığınır. Hele bir de bir iki damla gözyaşı dökerse kurtulur. Peki Maun suresi namazı kılanlar, feveylül lil musallin tokatını yiyenler nasıl kurtulacak? Çünkü onları Kur'an müşrik ilan ediyor. Şirk riyanın bir... En berbat şeklidir. Evet. Ve Maun mücrimlerinin tümü müşriktir. Kur'an'ın açık hücceti katıasıyla. Şimdi bunların kurtuluşu yoktur. Kur'an şirke bulaşanların kurtuluşu olmadığını söylüyor. Yani hocam bunlar din maskeli dinsizlik mi? Aynen. Ve bu müşrikler bu coğrafyada hep kaybetmiştir. Onu da söyleyelim. Demin adı geçen İskilipli şeyler, Mustafa Sabri'ler, hatta İskilipli Atıflar, Dürrizade'ler sonlarını okusunlar tarihte. İskilipli bunların Atıf, üzerine şimdi İskilipli bunların Atıf, üzerine evet. çalıştık. Ve hakikaten hainin ve zalimin önde gidenlerinden biri. Önde gidenlerinden Tabii. biridir. Ben son çalışmamda bütün Tabii. belgeleriyle ortaya koydum o ihanetin boyutlarını. Tabii. Ve hakikaten de kaybetmişlerdir. Şimdi onu şapka risalesinden asıldı diye utanmadan yalan söylüyorlar. Koca bir yalan. Koca İskilipli Atıf şapka risalesinden asılmadı. Dur şunu hemen söyleyeyim. Açıklayalım evet ben de hiç utanmadan bazıları hala bunu tekrar ediyor. Ve kötü niyetli olmayanlar da var bu tekrarı yapanlar için. Bilgisizlik dolayı. İskilipli Atıf şapka risalesinden Giresun İstiklal Mahkemesi'nde yargılandı, beraat etti.
ve mahkeme heyetiyle birlikte o gün aynı vapurda İstanbul'a döndü. Evet, kendisi daha, şöyle söylüyor zaten. Bir dakika. Daha sonra baba eski müftüsü yine bir Yunan ajanı hain. Ali Rıza. Neydi o? Ali Rıza ile birlikte aynı suçu işlediği için vatana hıyanetten bu defa Ankara İstiklal Mahkemesi tarafından derdest edildi. Yargılandılar, mahkum oldular vatana ihanetten ve ikisi de aynı yerde idam edildi. İla cehenneme zümera. Şimdi hala adamlar bu gerçek ortada dururken şapka risalesinden asıldı, onu mazlum ilan ediyorlar. Vatana hıyanetli. Yahu şapka risalesinden beraat etti adam. O İstiklal Mahkemesi'nde ve şeyde Giresun'da. İdamına hükmeden mahkeme Ankara İstiklal Mahkemesi ve idamın gerekçesi de anayasayı ihlal ve vatana ihanettir. Yayınlamış olduğu bildiri tabii çok şeydir yani ilginçtir. Onun bugünlerde okunması lazım. İki bildirisi var. Tali İslam Cemiyeti'nin yayınladığı İskilipli Atıf'ın da imzası olan biri Ağustos 1920 tarihinde. Bak isme hatta, bak. Bir dakika. Öbürü de Ağustos 1920'de. Sen demin dediğin işte. Allahu Ekber'le 10 bin, 10 milyon insanı. Şimdi bakın. Tali İslam. Ha, adı evet. Hıyanetin markalarından evet, biridir. Tali İslam. Değil mi? Tali İslam. Evet. Şimdi o bildiride bildirilerde hakikaten çok ilginç ifadeler var. Yani onları okumak lazım. Bir kısmından izin verirseniz biraz alıntı yapayım. O Teali İslam Cemiyeti'nin yayınladığı bildiri ve İskilipli Atıf Ankara İstiklal Mahkemesi'nde yargılanırken bu bildiriler önüne konulmuş tabii. Yani sen sütten çıkmış ak kaşık değilsin. Cumhuriyet dönemindeki kışkırtıcılıkların onlara, dışında. Onlara hiç temas etmeden... Adamı masum ilan eden namussuzlara ne demek lazım? Ay şimdi bir de burada ne peki? Yayınlanan bildiri hakikaten ben bazı bölümlerini hatta okuyamayacağım. Televizyonumuzun kapanmasına yol açabilecek ağırlıkta ifadeleri var. Mustafa Kemal'e ve kurtuluş mücadelesine yönelik ithamları var. Şimdi ne diyor bakın. Anadolu'da Mustafa Kemal ve Kuvayi Milliye maskaraları ortaya çıktı diyor. Yunan askerlerinin önünden namerdane bir suretle bunlar kaçarken bak. Zavallı saf ve gafil ahali ve askerlerden topladıkları kuvvetleri düşmanla harbe tutuşturmak ve siz mevkinizde sebat edin. Biz şu taraftan onların arkasını çevireceğiz tarzında yalanlar ve hilelerle savuşup kaçarak zavallı askerlerimizi ve halkımızı boşu boşuna kırdırmak usulünü takip cehennem ediyorlar. Cehennem kütüğü şerefsiz. Biçare millet bu yan kesicilerin hilelerini, desiselerini hala tamamen anlayamamıştır. Yazık, bin kere yazık ki gerek harp içinde gerek mütarekeden sonra memleket bunların fitne ve fesadı uğruna milyonlarca evladını telef ediyor da Talat, Enver, Cemal ve Mustafa Kemal vesaire gibi 5-10 şakinin yani eşkıyanın vücudunu ortadan kaldırmak için icap eden küçük fedakarlığı göze alamayarak memleketi ve kendilerini ebedi tehlikeden kurtarmak ve selamete çıkarmak yolunu idrak edemedi ve hala da edemiyor. Şimdi sevgili Yaşar Nuri Öztürk Hoca biraz önce dedi ki o kadar yolsuzluk, hırsızlık yapılıyor, üstü örtülüyor dedi. Ve bu pişkinlikle yapılıyor dedi. E şimdi bu nedir hocam? Yani kurtuluş mücadelesine karşı cephe alacaksın. Öbür taraftan o mücadele için kelleyi koltuğa alıp Anadolu'da olağanüstü bir mücadele gerçekleştiren Mustafa Kemal ve arkadaşlarına şaki diyeceksin, eşkıya diyeceksin ve milleti eleştireceksin. Millet diyor onların vücutlarını diyor ortadan kaldıracak tabii. Diyor feraseti. Cesareti gösteremiyor. Yazıklar olsun bu millete diyor. Ve Yunan, buradaki pişkinliğe bakın. Yunanlılara karşı çıktıkları evet. için Yunanlıları evet. acıyor. Tabii şeyin bir bölümü bir yani. Sözünden çok bahsettiler. Bir. Doğru evet. mu? Şey bir fakat çok beni heyecanlandırdı. Çok bana hakikaten coşku verdi. Haydar Baş Hoca. Evet. Benim ben tanırım kendisini. Hemşehrim ve evet. iki sınıf önümüzde aynı mektepte okuduk Trabzonlu olarak. Şimdi demiş ki çok hakikaten heyecanlandırdı beni. Bunu astılar bu Atıf haini için. Evet. Bu asma onu çıkarıp mezarından birkaç defa daha söyledi. Asmak lazım diye. Söyledi onun lafıdır. Evet. Aa yani o kadar beni heyecanlandırdı. Söylemiştir, doğru. İşte Müslüman şuuru bu. Ama hocam şimdi bir de Sayın Başbakanım biliyorsunuz yeni bir İstiklal Savaşı'ndan söz ediyor. Tabii yani anlaşılır gibi değil. Tabii anlaşılır o İstiklal Savaşı'nı yani buraya bağlamak aslında. Hayır verdiler.
İşte bu, evet, bu o İstiklal Savaşı'nın öncülerinden biridir. Yalnız o İstiklal, o İstiklal Savaşı'nı verenlerin kutuları yoktu. Para koyacak kutular, paraları olmadığı gibi boş ver onu, para kardeşim. Olacak kutuları yok, sandıklarla sen, cephane taşıdılar. Onların sandığı yok. Vardı. Şimdi onların sandığı vardı. Beş tane uçağı var. Yürü yoktu o zaman. Orası önemli. Sandığı vardı onların. Yani. Beş tane uçağı başbakanın var. Abdülhatif Şener bu ekranlardan söyledi. O zaman kutu mutu yoktu, ekmek yoktu. Yok, hakikaten yok. Şeyi biliyorsun, Mustafa Kemal'in Erzurum Kongresi'nde. Bilmez miyim? Nassar Müfit Kansu anlatır sıkıntıları. Rütbeleri alınmış. Alındı 7-8 Temmuz. Ordudan görevinden azledilmiş. Lete döndü. O akşam diyor, iki gün önce beni evlerinde konaklarında misafir etsinler diye etrafımda dolananlar, herkes bir kenara çekildi. Ben diyor o akşam, eski pencereleri bilirsin özellikle soğuk yerlerde kalın duvarlarla, o pencerelerden birinin üstünde o araya giriyor, bir parça kuru ekmekle tedarik edebildiğim bir parçacık da helvayı yiyerek o gece o pencerenin kovuğunda diyelim veya aralığında sabahladım diyor kıvrılarak. O geceler çok devam etmiştir ta 1921'e kadar. Devam gayet eder tabii, hocam. Gayet Ankara'da yaşadığı gayet sıkıntılar, tabii. Birinci Meclis'te milletvekillerinin yaşadığı sıkıntılar. Şimdi senin dediğin o yani. İstiklal mücadelesi tabii. Diyorlar ya. Hah, işte o şeyin başlattığı mücadeledir o. Ama kusura bakmayın bunda başarılı oldular. Bakın müdafaa-i hukukun bütün mirasını çökerttiler. Öyle mi değil mi? Maalesef. Müdafaa-i hukukun mirasını 1946'dan beri çökertmek için bir proje gerçekleştirildi. Ve son 11 yılda da geldiğimiz nokta ortada. Onun heyecanı, ortada. Onun azmışlığı, onun kibri, onun mağrurluğu içinde bakın karşısındakileri hayvan sürüsü gibi görüyor. Milleti hayvan sürüsü gibi görüyorlar. Ve diyor ki benim ağzımdan çıkan tartışılmaz. Allah'ın kelamı Kur'an'ı tartışırsınız. Kur'an kendisini yoruma açıyor. Yoruma açmak demek kendini, tartışmaya açmak demektir. Ama bunların sözlerini tartışamazsınız. Abi, biz tartışabiliriz yani o kadar başka. Burada hocam bir tartışmamda şimdi farklı tartışıyoruz. Bu kalktı. Madem tarihe girmişken ben de arada izleyicilerimizde de kopukluk olmasın. İki noktanın altını çizmek istiyorum bakın. Son 11 yıldır Atatürk'e ve Cumhuriyet'e yönelik ağzına geldiğini söyledi bu iktidar mensupları maalesef. Üzülerek bunu izledik ekranlardan. Hatta bu operasyon öncesinde bile Başbakan bazı güncel siyaseti, güncel siyasetle ilgili konuları gündeme getirdiğinde bu konular ciddi konular. Arka planına hep Atatürk'ü de gündeme getirdi. Atatürk de şöyle demişti, Atatürk de işte yabancıya toprak satmıştı, Atatürk de Kürdistan demişti tarzı. Yani Atatürk'ü de işin içine atan yani açıklamalarda bulunuyor. Yani kötülüklere alet etmek için. Aynen. Ama evet. Mesela demir yollarından bahsedilirken neyi verdiniz 10 yılda bir? Oysa ki benim yine rakamlarla ortaya koyduğum gerçek şu ki Mustafa Kemal Atatürk'ün ördüğü rakamlara ulaşılmış değil hala. Bu bütün bu koşullarda bütün şimdi bu Atatürk mirasının farkı bir daha. Bir de, o günkü koşullar tabii onların kıyası hala ulaşılmış değil. Bakın çok ilginç bir noktanın altını çizmek istiyorum izin verirseniz. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk'e ne dendi yıllarca? Diktatör dendi değil mi bu kesimler tarafından? Ve kurban tek parti dönemi diye alay edildi. Kurban tek parti döneminin işte diktatöryal bir dönem olduğu anlatıldı değişik dipnotlarla. Kurban fakat ben size bakın yine kitabıma koyduğum, operasyondan çok önce çıktı bu kitaplar bu arada onu söyleyeyim. Oraya koyduğum bazı bilgileri paylaşayım. Bunlar meclis zabıt cirdelerinden alınan bilgiler. El cevap operasyondan önce çıktı. Tabii ki onları söyleyelim yani. Şimdi bakın 1928'de eski denizcilik esas bakanı... Esas bundan sonra yazılacak çok şey var. Var. Oo şenlik bundan sonra. Bakın 1928'de eski denizcilik bakanı Osmaniye milletvekili İhsan Bey ile Bilecik milletvekili Fikret Bey Londra'daki havuz yapımı ihalesinde yolsuzluk yaptıkları gerekçesiyle bakın çok ilginç Yüce Divan'a sevk edilmişler. Tek parti dönemi, Atatürk dönemi, İnönü dönemi ve dokunulmazlıkları kaldırılmış. Devam ediyorum. Yüce Divan yargılaması sonunda eski Denizcilik Bakanı Osmaniye Milletvekili İhsan Bey'in memuriyet görevini kötüye kullanmak ve ihaleye fesat karıştırmak yoluyla rüşvet yemeye teşebbüs suçundan 2 yıl ağır hapis cezasına ve 2 yıl memurluk hakkından yoksun bırakılmasına karar verilmiş. Devam ediyorum. Bilecik Milletvekili Fikret Bey'in ise 4 ay hapis cezası ile 100 lira para cezasına çarptırılmasına karar verilmiş. Ve şimdi sıkı durun. Bu kişilerin milletvekillikleri
düşürülmüş. Şimdi bunu yapıldığı dönem tek parti dönemi. Bu da Mustafa ülke, Kemal bu da ülke yönetimi. İnanılmaz tavrı. Evet. Şimdi devam edelim. Bitmedi hocam. Tek olay değil. Şimdi 3-5 olay vereceğim. Zabıt çileleri bu tarz örneklerde dolu. Çok örnek var. Şimdi bakın biz bir süre sonra yine benzer bir olay. Eski Ticaret Bakanı Ali Cenani Bey bu sefer. Ali Cenani Bey hakkında bir meclis soruşturması açılmış. Karma komisyonun yaptığı soruşturma sonunda Ali Cenani Bey'in görevi kötüye kullandığı sonucuna varılmış. Devam ediyorum. Bunun üzerine Ali Cenani Bey'in dokunulmazlığı kaldırılıp Yüce Divan'da yargılanmasına başlanmış. Şimdi son bir örnek vereyim. Anında görüntü. Anında. Anında yani görüntü. Mustafa Kemal'in de çok tanıdığı isimler bunlar. Koruma kalkanı altına alabilir. Kimse ya de bir şey diyemez. O günkü iktidarın kendi has adamı. Adamı Ali Cenani Bey Kurtuluş Savaşı. Ama orada gördü mü yamuğu hemen üstüne gidiyor. Bakın ilginç bir olay daha. Bu sefer 1924 yılında biraz daha önceye gidelim. İmar ve İskan Bakanlığı yapıyor o sırada Refet Bey. Ama hakkında bir gen soru verilmiş meclise. Ve görüşmeler yapılıyor. Bu arada Refet Bey aynı zamanda Meclis Bakanlığı Meclis Başkanlığı Vekilliği de yapıyor. Refet dediğin Refet Bey'le mi? Evet. Refet Bey'le. Evet. Şimdi düşünün. Yani Refet Bey'le şimdi. Refet Bey deme. Ha, şeyde meclis şimdi, anlaşılsın. Evet. Diye Refet Bey'le. Kurtuluş benim. Savaşı'nın. Ha, o önemli. Hayır, başka bir boyutu işin tabii. Mustafa Kemal'in yanındaki adamlardan biriyim. Şimdi Refet Bey'le Kurtuluş Savaşı'nın en önemli adamlarından biri. Komutan, general. Hocam hakkında gen soru verilebilmiş. Meclis Başkan Vekilliği var bu arada. Ve Refet Bey'le şimdi bir şey daha. Şunu buyurun. Bir dakika bunu bir anlayalım. Hocam bu konuyu tartışmadan. Bir dakika. Refet Bey'le daha Mustafa Kemal ortada çıkmamış. Kim kurtaracak? Memleket işgal edilmiş. İşte gelmişler İngilizler İstanbul'u almışlar cendereleri içine. Meşhur ne olacak? Nasıl olacak? Bizi kim kurtaracak? Bunu kim kurtaracak? Herkes diyor teklifini versin. Refet Bey'le de orada. Evet. Biri işte diyor o benimki diyor %30 başarılı olabilir. Öbürü diyor %40. Öbürü diyor %50. En son Refet Bey'le çok enteresan. Hocam çok özür dilerim. Reklama gitmemiz lazım. Git de sonra konuşalım. Yani. Evet, burayı unutmayalım. Sonra kaldığımız yerden çünkü. Devam edeceğiz. Işığa Çağrı programında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayın Meydan, sizinle devam etmek istiyorum ben. Yarıda kalmıştı. Refet Bey'le meselesine kaldığımız yerden devam edelim. Aslında Yaşar Hocam açıklıyordu ama en azından orada. Refet Bey'le olduğunu yani o Refet işaret Bey'le etmek önemli. Hemen bakın tabii. Yüce Divan'a gönderdiler. Bir yamukluğunu gördük. Ufak bir yamuklukta gönderildi ve orada İsmet Paşa'nın tavrı tabii çok önemli ve ilginç. O biraz ondan bahsedeyim. Bakın İsmet Paşa diyor ki madem böyle bir durum söz konusu diyor. Böyle bir iddia var diyor. O zaman diyor bütün hükümet işleri diyor enine boyuna sorgulansın diyor. Bakın bu duruş hocam çok önemli. Bir kişiden dolayı. Hükümetin yani, başı kendi. Düşmesi gerekiyor çünkü. Bak hükümetin başı kendi. Kendi. Tabii. Ve Refet Bey'i korumayı bir yana bırakın. O konu tamam fakat hükümetin tamamı zan altında kalmıştır diyerek hükümetin tamamının sorgulanmasını istiyor. İşte. Ve bakın sorgulama gerçekleştiriliyor hakikaten. Burada bunun gibi yüzlerce olay var, örnek olay var. Kitapta çok sayıda örnek var ama uzatmamak için son bir örnekle bu bahsi kapatıp başka bir şeyden bahsedeceğim. Şimdi bakın 9 Ocak 1936 tarihinde Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nde Atatürk'e suikast iddiasıyla önemli bir dava görüşülmeye başlanıyor. Bu bildiğimiz suikast değil, İzmir suikastı değil. 1936'da Çerkez Ethemlerin tanıdıklarının içinde olduğu bir ihanet şebekesi var. Ve Mustafa Kemal Atatürk'e bir suikast düzenlendiğine ilişkin ciddi emareler var. Ve hatta bazı sanıklar yakalanmışlar ve bu dava görülmeye başlanmış 9 Ocak 1936'da. Davanın 8 sanığı var. İsimlerini şimdi saymayacağım ama birinin ismi önemli. Ali Sahip Ursavaş. Şimdi Ali Sahip Ursavaş Urfa'nın kurtuluşunda katkıları olmuş. Önemli milletvekillerinden biri. Kurtuluş Savaşı'nın kahramanlarından imajı biri. İmajı olan bir adam. Tabii. O da yargılanıyor ve savcı hakimlerden sanıkları cezalandırarak rejimi güçlendirmelerini istiyor. Savcı iddianamesinde böyle ifadeler kullanmış. Şimdi çok ilginç bir nokta, bütün bunlara karşın yani Atatürk'e içinde Ali Sahip Ursavaş'ın Suhaş'ın isminin de olduğu bir ekip tarafından suikast düzenlendiği iddiası var. Ve savcının iddianamesi ortada, sanıklar yakalanmışlar. Atatürk kesinlikle davayla hiç alakadar olmuyor. Dolaylı ya da doğrudan.
Bakın hiçbir davayla hiçbir ilgisi yok. Bağımsız mahkemelerin konuyu yargılaması, görüşmesini istiyor. Hatta Mustafa Kemal Atatürk'e telkinler de yapılıyor. Yani işte olay sizi ilgilendiriyor. Çok ciddi bir olay, müdahil ol da ceza alsınlar diye kesinlikle. Aksini yapmış ama. Şimdi bakın devamı madem var. Madem ki benim şahsım söz konusu, benim şahsım için vermeyin ceza diye öyle müdahale olmuş. Bu ilginç, bakın 17 Şubat 1936 tarihinde sanıkların son savunmaları dinleniyor mahkemede. Ve mahkeme heyeti delilleri yeterli bulmayarak bütün sanıkların beraatına karar veriyor. Şimdi diktatör Mustafa Kemal'e bakın. Tırnak içinde. Kendisine suikast girişimi var. Kendisine suikast girişimi var. Mahkemede yargılanmış sanıklar beraat etmişler. Deliller yeterli değil. Fakat Atatürk bir şeyin izini sürmek istiyor. Ali Sahip Ursavaş ismi önemli. Ya diyor, bu adam böyle bir şeyin içinde adı niye geçti acaba diyor. Ve çağırıyor Ankara'ya, görüşmek istiyor. Ve görüşmeden önce bu konuyla ilgili bilgi istiyor. Uzmanlardan ve yanındaki kişilerden. Ve Ali Sahip Ursavaş'ın bu suikastla ilgili değil ama bir yolsuzlukla ilişkisi tespit ediliyor. Bakın çok ilginç. Mustafa Kemal randevuyu reddediyor. Görüşmüyor Ali Sahip Ursavaş'ı. Kendisi çağırmasına rağmen. Çağırmasına rağmen. Ölümüne kadar görüşmüyor hocam. Çok ilginç bakın. Peki kendine Ursavaş suikast yaptığında ya. Yok. O zaman o çağırıyor. Konuşuyor. Konuşacak. Muhabbet edecek. Evet. İşi stajyer tekrar dostluğu tazeleyecek ama yolsuzluk söz konusu. İlgili tam çıkınca görüşmüyor. Ölene kadar i̇şte görüşmüyor. Bu. Peki o arada şey yok çok ilginç. Şimdi CD'ler, teknik yok. Onlar yok. Onlar yok ama böyle hakikaten örnek olay sayımız bunlar, çok fazla. Bunlar acaba çok fazla. Zabıt bu Mustafa Kemal'i ağızlarına alma liyakatına, haysiyetine sahip midirler? Bırak onu eleştirmeyi. Evet. Olmadıklarını iddia ediyoruz yıllardır. Mustafa Kemal'in nezaheti, vakarı, asliyeti, ulviyeti onların o ağızlarına girmesine engeldir. Şimdi Yaşar hocam, madem söz hakkı bana gelmişken iki şeyin altını daha çizeyim Atatürk'le ilgili, sonra da diğer konuklarımız da tabii konuşsunlar. Şimdi bakın. Tabii zevkle dinliyoruz. Evet, 20 Eylül 1917. 20 Eylül 1917 tarihinde Mustafa Kemal Halep'te ordu komutanı, 7. Ordu Komutanı, 1. Dünya Savaşı'nın sonları. 2010 kelimelik bir rapor yazar. Hem Genelkurmay Başkanı'na, hem İçişleri Bakanı'na, hem Sadrazam'a. 2010 kelimelik bir rapor. Meşhurdur bu rapor. Şimdi o raporda Mustafa Kemal Atatürk'ün bir ordu komutanı vasfıyla ortaya koyduğu bir şey var. Sorunların analizi var. Bu ordunun çekilmesiyle ilgili. Ha, ama sadece orduyla ilgili yani değil. Genelini yani. Evet, evet. Şimdi rapordan benim çıkardığım şöyle 8 madde halinde çıkardığım bir özet var. Onu paylaşacağım. Çok kısa. Diyor ki Mustafa Kemal, halk ile yönetim arasındaki bağlar sarsılmıştır. Ülke genel bir anarşiye doğru sürüklenmektedir. Yıl 1917 bugün değil. Yani izleyicilerimiz karıştırmasınlar. Mülki idare tam bir aciz içindedir. Zabıta kuvvetleri zayıf ve yetersizdir. Memurlar rüşvet almakta. Dikkat, yolsuzluk ve vurgunculuk yapmaktadır. Hmm. Mustafa Kemal'in tespiti. Yıl 1917. Ordu komutanı. Yargı işlememektedir hocam. Devam ediyor. Ekonomi çökmektedir. Beyefendi, o vurgunları da, o vurgunların da bir dakika, o vurgunların altını biraz çizelim. Yani. Böyle 87 milyar euro falan bilmem ne. O nedir o piyasa şarkıcısıyla evlenip Türkiye'ye gelip Rıza Zarrab o adam o öyle değil. Yani dedikleri yolsuzluk, vurgun bilmem ne bunlar. Devede kulak kalır bunun yanında da. Kilo, o bile başka bir benzerliği. O kadar. Başka bir benzerliğin altını çizmek açısından bunları okuyorum. Bakın Almanların 1. Dünya Savaşı'nı kazanması imkansızdır diyor. Ordumuz sefil ve perişan durumdadır diyor. Tespitlerini sıralıyor ve çözümlerle ilgili, çözüm önerisiyle ilgili bir şeyi var, bir bölümü var raporda. Orada diyor ki yolsuzlukları, hırsızlıkları en aza indirmek diyor. Sizin ifade ettiğiniz gibi bakın, tabii bugünküyle kıyaslanacak bir durum yok. Şunu vurgulamaya çalışıyorum. 1917'de emperyalizm Osmanlı'yı çökertti biliyorsunuz. İmparatorluk dağıldı 30 Ekim 1918 Mondros Teşkesi Anlaşması'yla. Ve bu tarih yazılmadı. Bunu da yazmak lazım. İmparatorluğun çökmesinde, yıkılmasında bu hırsızlığın, yolsuzluğun da rolü vardır. Yani evet azdır, evet bugünkü gibi değildir. Fakat hakikaten çalan, çırpan yöneticiler o dönemde de vardır. İmparatorlukta... Evet. Geriye evet. doğru gidersen tabii, var. Zaman. Şimdi bir evet. Rüstem Paşa. Tabii, şimdi var? Oynatıyorlar. Muhteşem yüzyıl. Tabii. Sen o muhteşemin içindeki pislikleri bir gel de bilenlere işte bu tarihi de yazmak şimdi, lazım. Tabii efendim. Yalakalığın bir başka tabii, şey. Başka muhteşem. Boyut. Ne muhteşem? Siz evet. Topkapı Sarayı'nı veriyorsunuz. Topkapı.
Ya siz oradaki zulmün KDV'si bile değil sizin gösterdikleriniz o haremdekiler işte. Şimdi Rüstem Paşa var orada. Meşhur Rüstem Paşa. Rüstem Paşa'nın, Rüstem Paşa'nın o günkü serveti öyle bir hırsız ki bu. Biliyorsunuz Bosna'dan, orada o civarlardan gelmiş. Boşnak bir domuz çobanının oğlu bu adam. Bütün bunlara vurgu yapıyor adam. Ha geliyor. Tabii. O günkü imparatorluk bütçesinden daha fazla adamın serveti. Bu hırsızlıklar, bu yolsuzluklar imparatorluğu çökertti. Ya. Bu teşhisi koymuş Mustafa Kemal. Tabii. Onun için cumhuriyeti kurarken çok hassaslar. Ve sıfırdan bir cumhuriyet kuruyorlar. Bakın iki tane dergi getirdim yanımda. Çok detaya giremeyeceğim. Yani bugün çalınanların ne ifade ettiğini, devleti soyanların aslında neye karşı, ya nasıl, hangi suçu işlediklerini göstermek açısından hocam bakın. İktisat ve Tasarruf Dergisi diye bir dergi çıkarmış. İktisat ve Tasarruf Kurumu vardır Atatürk'ün kurduğu. Bir numaralı üyesi kendisidir. Ve devletin bütün önemli makamlarında, mevkilerinde, kişilerin de orada ufak katkıları eline vardı. Eline attığı her şey bir ihtişam. Şimdi bakın. Bakar mısınız? Beynelmilel Tasarruf Günü diyor. Bankalara talebenin hücumu diyor. Ve derginin içinde örnekler göstereceğim. İnanın bana cumhuriyet hakikaten iğneyle kuyu kazarak kurulmuş. Yani Mustafa Kemal ve İsmet Paşa ve bu cumhuriyeti kuranlar iğneyle kuyu kazmışlar. Şu dergilerden bende bunun koleksiyonu var hocam. Şunun kapaklarına bir baksanız. Yani o hırsızlığın, bugünkü hırsızlığın ne anlama geldiğini o zaman anlıyorsunuz. Evet, yani o zaman anlarsınız. Onlar evet. Nasıl bir cumhuriyet evet. kurmuşlar? Bakın başka bir sayı yine İktisat ve Tasarruf Dergisi'nin Haziran 1933. Ergani yolunda benim de payım var. Bu çocuk böyle diyor, senin de payın var mı? Ya Ergani maden işletmeleri biliyorsunuz. Yeni daha işletilmeye çalışılıyor. Ve Ergani maden işletmelerinin hisseleri halka dağıtılmaya çalışılıyor. Ve düşünebiliyor musunuz? Cumhuriyet bu şekilde kuruluyor. Yani 3-5 kuruşla oradan bir hisse alacaksın da o işte katkı sağlayacaksın da devletin kuruluşuna. Derginin içinde başka yazılar var. Mesela diyor ki şimdi 50 milyon liraya ulaştı diyor. Sermayemiz diyor. Bunu gururla anlatıyor. Bugünkü hırsızlığa bakıyorsun. Sermayemiz diyor 50 milyon liraya ulaştı. Bunun detaylarını yazıyor. Bu sene diyor 100 milyon liraya ulaştık diyor. Bu sermaye nasıl elde edildi bunu anlatıyor. Şimdi bütün bunları bilen ve inceleyen kişiler olarak biz tarihçiler, araştırmacılar tabii meseleye bu pencereden baktığımızda içimiz acıyor hakikaten. İşin bir dini boyutu var ama bir de tarihi boyutu var. Yani yoktan kurulan bir cumhuriyetin geldiği bir noktada bu şekilde soyulması ve ikinci cumhuriyet dendi biliyorsunuz. Ya bu cumhuriyeti soyanlar, birinci cumhuriyeti soyanlar ikinci cumhuriyetçiler o zaman. Öyle değil mi? Yani geldiğimiz noktada evet bir şeyler çöktü, bir şeyler yıkıldı Türkiye'de ama hep şunu söylüyorum ben. Mehmet Altanlar'ın ikinci cumhuriyeti yıkıldı. Ahmet Altanlar'ın ikinci cumhuriyeti yıkıldı diyorum. Yıkılan Mustafa Kemal'in cumhuriyeti değil hocam. Bak onlar hala konuşuyor. Hala konuşuyor. Çok enteresan. Dün kendi cumhuriyetleri yıkıldı. Ayakkabı çizme altı yalıyorlardı. Şimdi hala konuşuyorlar. Ne konuşuyor? Yerden yere çalıyor. Ama şey boyutuyla konuşuyorlar senin, hocam. Senin ben neyine güveneceğim? Yani iki grup arasındaki çatışmadan dolayı konuşuyorlar. Gayet tabii. Yani yoksa başka gayet bir şey söylemiyorlar. Daha istediğini yani kavramamaz. Onu tutuyor, onu evet. tutuyor. Hocam bakın sene sonunda 50 milyon liramız olacak. Bir haysiyet zemini yok ki o konuşmaların, yani. O eleştirilerin. 50 milyon lira çok önemli cumhuriyet için. Tabii. Sene sonunda 50 milyon liramız olacak. Bu 50 milyon liramız nasıl olacak bunu anlatıyor. Hakikaten kutsal bir mücadele. Şimdi bu mücadeleyi verenlere yazık. Bırakın bugünkü boyutunu. Ya şuna yazık. Şunun günahı. Hakikaten... Mısırlı müfessir Tantavi o koca tefsirinde Türk Kurtuluş Savaşı'nı beşeri bir hadise değil, peygamberlerin mucizelerinin devamı serisinden bir hadisedir derken ne dediğini biliyor mu herhalde yani Tantavi gibi bir adam. Hocam aslında bu bugüne bağlamak açısından bu hikaye yani şu vurgu tabii çok bence önemli. Çok önemli. İki nedenden çok önemli. Şimdi 3 yıldır bir şey yaşıyoruz bu coğrafyada. Arap Baharı tabii. diye bir şey yaşıyoruz. Peki hocam Arap Baharı nerede oldu? Libya'da, Mısır'da, Tunus'ta, Suriye'de. Şimdi dikkat ederseniz bu 4 ülkede demde sizin söylediğiniz gibi Müfessir Tantavi'nin ülkesi. Bu 4 ülke cumhuriyet yani bunlar evet. cumhuriyet. Bunların bütün entelektüelleri, aydınları bu coğrafyanın ilk kurtuluş savaşı olan Atatürk'ten tabii. şu ya da bu biçimde etkilenmişlerdi. Evet. Ve kurtuluş savaşlarını verirken bile çünkü Suriye 46'dan bağımsız oldu hocam. Tabii ya ne zaman bağımsız? Mısır 52'de oldu yani şey anlamda. Irak. Tunus 56'da işte filan. Şimdi bütün bunlara baktığınızda bunların hepsi cumhuriyet anlamında Atatürk
Model olarak değil mi? Evet. Yani model, evet. Ne güzel söyledi. Model o modelle tabii. Bugünkü modele tabii. Bakın. Ama şimdi algı yönetimi var. İşte, model diye bugünkü Türkiye'yi model gösteriyorlar. Onu işte oraya getirmek istiyorum. Bugünkü Türkiye'yi... Yani model dediğiniz tabii. Şey, o günkü modelle bugünkü model. Çok önemli. Şimdi bu. O günkü modelin anti-emperyalist... Tam bağımsızlıkçı. İşte, tırnak içinde tekrar evet. Dine dönmek evet. Aslında zalimlere karşı mazlumlardan evet. Yana bir cumhuriyet modeli varken, entelektüel işte. Anlamda bir daha çok söylüyorum. Bugünkü doğru. Modele bakın. Diyor ki tam tersi. Yani bugün hani 3 yıl önce pazarlanmaya kalkışıldı ya Türk modeli AKP. Ya evet. Neydi peki bu nedir model? Bu? Geldik tıkandık 17 Aralık'ta. Model çünkü, tıkandı. Evet. Çünkü insanlar diyor evet. Ki diyordu. Ya işte efendim işte AKP İslamcı bir parti, tertemiz bir parti tabii, falan tabii. Diyordu. Şimdi bunu biz biliyorduk yani bu coğrafyada ya. Konuşurken. Bugün Arap ülkelerinin tümünde. Evet. Bir zamanlar Sayın Başbakan'ın çok çok sevildiği ülkeler dahil şu sorgulanıyor. Ya bu ne biçim İslam bu? Ne biçim Müslüman ya, bu? Ya. Biz ne biçim buna inanmışız? Ya. Bu ne biçim tırnak içinde AK Parti? Evet. Yani modeller böyle. Şimdi bu kadar Arap bahar içinde 4 cumhuriyet hedef seçilirken bir bölgede, Türkiye'de Atatürk Cumhuriyeti hedef seçilmişken, ya. Peki bölgeye bakın. Katar, Suudi Arabistan bilmem ne filan o hoca. En ilkel, en çağ dışı, en ahlaksız, en. Onlara niye kimse bir şey söylemiyor? Evet. Hayır, niye pek hocam? Tabii. Çünkü yani Vahabiler orada bilmem ne. Atatürk'ün çökertilmesini istiyor. Bu çok önemli bir konu. Rahatsız olduğu bu Türkiye boyutu hayır, değil yani. İşin sırrı bu burada. Hayır, tabii. Bunun altına çizmek lazım. Hayır. Ben şimdi bu el cevabı yazarken bu şeyi inceledim hocam. Bu emperyalizmin Atatürk düşmanlığını, yakın dönemdeki Atatürk düşmanlığını inceledim. Orada 1996'da Samuel Huntington'ın Medeniyetler Çatışması kitabı önemli. Tabii. O kitaba baktığın zaman çok ilginç bir durum var. Siz... farkındasınız ama izleyiciler için bunun altını çizeyim. Orada mirasından kurtulunması gereken bir liderden bahsediliyor. Başka bir liderden bahsedilmiyor. Yaşayan bir liderden bahsedilmiyor dünyada. Model Türkiye konuşuyor zaten. Diyor ki bu liderin mirasını reddedin diyor. Kimdir o lider diye bakıyorsun. Ölmüş bir lider. Mustafa Kemal Atatürk. Hocam çok ilginç. Yani yeni dünya düzeni kuruluyor. Amerika yeni dünya düzenini kuruyor. Orta Doğu'yu şekillendiriyor. 7-8 tane yazı yazdı. Ve bundan o konuda Samuel Huntington'ın Bu alçaklığı bundan konusu. Bundan vazgeçin diyor ve orada bize önerisi şu, diyor ki dini ve siyasi meşruluğu kendinde toplamış, lütfen dikkat edin ifadeye, dini ve siyasi meşruluğu kendinde toplamış Atatürk kalibresinde bir lidere ihtiyacınız var diyor. 96'da. Atatürk mirasını reddedebilmek için. İş burada çözülüyor zaten. Osmanlı'ya dönün diyor. Osmanlı'ya dönün diyor. Siz diyor bu laiklikten vazgeçin diyor. Siz öteki olun diyor. Şimdi Huntington öyle çok diyor. Çok ilginç. Bir şey de ben söyleyeyim. Tabii Huntington gibi hepsi evet. Türk ve kelime-i şehadet düşmanı değil. Evet. Şimdi Bernard Lewis. O da biliyorsunuz meşhur. Şimdi Bernard Lewis diyor ki İslam dünyası kurtuluşu için bir modele ihtiyacı var. Bu model diyor Türkiye olabilir. Ama diyor. Ondan sonrası öyle. Beyan şart ki 1930'lu yılların Atatürk Türkiye'si olsun o model. Bugünkü olursa olmaz. İşte demin örnekler verdik ya o bakın o 30'lu yılların Türkiye'siyle ilgili bizimkilerin konuşmalarına bakın. Diktatörlerin Türkiye'si Mustafa Kemal büyük diktatör. Meclisinde milletvekilleri yargılanan bir Türkiye'dir. Beğenmediğiniz tek parti. Ya beyefendi örnek, yorma kendini çünkü tabii. Bunları hepsini senden benden iyi biliyor. Biliyorlardır umarım hocam. Hepsini biliyor. Yani, bilmeyeni i̇ki, de var. Bakın iki şeyden bunlar cesaret bilen alıyorlar. Kim hocam? Kim bir, bilmeyeni de çok da bir, şeyler mi? Emperyalizmden destek alıyor. Bir de kendisini Atatürkçü, aydınlıkçı filan gösteren bir takım çapsız angutlar var. Yıllarca. Onlardan destek alıyor. Tamam mı? Dincilik, hadi o tabiri kullanmayayım, paçalarını toplamak liyakatından bile acizdir. Ama iki büyük desteği var. Birisi dışarıdan emperyalizmin evet. Desteği. Mali destekten stratejik desteğe kadar. Yıllarca bir dibine de, kadar. Bir şey de medya. İkincisi medya. Karşısındakilerin angutlukları. Evet. Ve bu tespit çok önemli. Yani Türkiye'de biliyorsunuz Atatürk'ü anlatan gerçek aydınlar vardı 90'lı yıllarda. Uğur Mumcular vardı, Ahmet Taner Kışlalılar vardı. Yok edildi, öldürüldüler, katledildiler. Ve ondan sonraki süreçte Yaşar Nuri Hoca'nın isabetle tespit ettiği gibi
Atatürkçü görünümlü. Gerçi 12 Eylül'le birlikte başladı bu süreç. Daha öncesi de var ama. Belki de bilinçli. Hakikaten kendini Atatürkçü diye tanımlayan, fakat baktığında ne tam bağımsızlık ilkesine vurgu yapan, ne çağdaş uygarlık ilkesine vurgu yapan, ne onun dil tarih çalışmalarından haberdar, ne Mustafa Kemal'in dini boyutundan haberdar. Yani bambaşka, böyle içi boş bir Atatürk anlatıldı nesillere yıllarca. Bir taraftan bunu anlatıyor, öbür taraftan Atatürk düşmanlığı yapılıyor sistemli bir şekilde. E ne olacak? Tabii ki bu noktaya geleceksin ister istemez. Şimdi şurada bir parantez içi cümle koyayım. Bunu da kayda geçirmiş olalım programımızda. Dediniz ki, dedik ki Atatürk mirası yok ediliyor. Evet, Atatürk maalesef ana vatanında yok ediliyor. Amerika ve İngiliz emperyalizminin ortak projeleriyle ve içerideki hainlerin işbirliğiyle. Şimdi bakın, gazeteden iki tane peş peşe haber. TRT AKP'nin arpalığı olmuş. Şimdi ben izliyorum. Ben bu ülkeye o TRT tarafından tanıtılmış adamlardan biriyim. Senelerce orada o ekranlarda konuştum. TRT bugün ne olmuş? Atatürk mirasını mahvetmenin bir ayandası, numaralı aracı olmuş. Kesinlikle. Bunu bir defa kaydedelim. İki, Atatürk Orman Çiftliği arazisi amaç dışı kullanıldı. Vasiyet hiçe sayılarak, Atatürk'ün bakın, vasiyetinde var. Ediyorlar. Kullanamazsınız bu şekilde diye. Özellikle tabii. Atatürk adıyla tabii isimlenmişse onu öncelikle. Çok doğru tespit. Atatürk Araştırma Merkezi, bir örnek vereyim. Atatürk Dili ve Tarihi Yüksek Kurumu. Tabii. Lütfen araştırılsın. Tabii. Orada Atatürk araştırılıyor mu son 11 yılda? Ne araştırılıyor, ne yazılıyor? Kimler atandı başkanlığına? Yani çok ciddi bu iddia, çok önemli bir iddia. Hocam bu çiftlik meselesi. Çiftlik meselesi çok derin, hukuksuzluk. Çok da komik bir şey. Tabii. Çünkü Atatürk'le ilgili eleştirme bazında söylenenler bu çiftlikle ilgili olarak Atatürk'ü hırsızlıkla suçluyorlar. Ben yazdım da onu, bütün detaylarını da yazdım. Bu konuda hırsızlıkla suçluyorlar. Şimdi utanç verici bir şey, neden? Bakın o çiftlik meselesine değinik Atatürk mi? Çok kısaca. Bakın şimdi. Çok kısaca. Bu dünyanın en şerefsiz, en utanç namussuz, şey, en alçak ve aynı zamanda da en ebleh iddiasıdır. Evet. Bunu da ben birkaç yazı yazdım bu konuda da. Atatürk öldüğü zaman bizzat kendi eliyle menkul gayrimenkul, tabii, neyi varsa milletine bağışlamış. Bravo. Ve hepsinin tetkikini yapmış. Yani bir şey benden saklanıp da geriye benim üzerime kalmasın diye. Kesinlikle. Ve bu dünyadan bir büyük tasavvuf eri Maruf el-Kerhi'nin dediği gibi son gömleğim kaldı diyor. Onu da diyor şuna verin diye. Birine tasadduk edin, bu dünyaya nasıl geldimse öyle gideceğim. Aynen böyle diyerek bu dünyadan ayrıldı. Aynen öyle ve bu hakikaten tarihimizde de... Millet ona orayı vermiş, müsaade et az. Orayı vermiş, burayı vermiş, şunu vermiş. Ya çocuğu yok, oğlu yok, bir şey, hiç karısı yok. Kendi harcaması yok çünkü şimdi, diğer yerde hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Tabii. Gelen maaşlarını almıyor. Diyor ki alın dağıtın arkadaşlar. Zaten diyor dağıtırlardı. Ben imza listesi var hocam para, elinde. Paranın bittiğini bilirdim diyor. Dolayısıyla beni diyor milletin benim karnımı doyurur. Benim o maaşa bile ihtiyacım yok. Ya öldüğü zaman adamın geride bir yaprağı ve bir kuruşu yok. Hepsini millete dağıtmış. Hepsini kamu kuruluşlarına olanların da kamu kuruluşlarına beslemesi sağlanmış. Bire namussuz. Utanç verici bir ne, şey. Ne yapacaktı bunu? Evet. Ne yaptı peki? Yani parası var da kime bıraktı? Hangi kime bıraktı? Akrabasına yedirdi? Kendisi ölmeden hepsini millete bağışladı. Millet bana verdi diyor. Ben bunların hepsini millete vereceğim. Evet. Bitti gitti. Bu cumhuriyet düşmanları, ben öyle bir tabir kullanıyorum. Hakikaten bu tabir doğrudur. Şimdi bu cumhuriyet düşmanlarının uyduruk tarih tezleri vardır. Ben bütün hayatımı bu tezlere cevap vermekle geçiriyorum bugüne kadar. Ve bundan sonra da bunlara cevap vermeye devam edeceğim. Çünkü evet, o kadar çok yalan ve o kadar çok iftira var ki. Şimdi bakın, sizin yaptığınız dünyanın en şerefli işidir. Çok teşekkür ederim hocam. Bu Atatürk'ün böyle bir zulme karşı çıkmak, böyle bir namussuzluğa karşı çıkmak. Bilip de çıkmamak hocam aslında. Çıkmamak utanç verici bir şey. Evet. Yani. Vicdanla ilgili bir bilip şey. Bilip de çıkmamak hocam. Yani vicdanla ilgili. Tam tarihi Mısır'da Arap oğlu Arap bunu söylüyor da sen mi söylemeyeceksin? Ama söylediğinde de ekranları sana kapatıyor. Kapatsın. Kapatacak tabii ki. Kapatsın ama kardeşim. Zaten o bizim gururumuz. Kapata, yani o benim en büyük gururum. Kapata bir hal. Şimdi bakın, bu Atatürk'ün mal varlığı ile ilgili bütün rakamları getirdim. Çok kısa özetleyebilirim isterseniz.
Başka bir buyurun lütfen. Bu rakamları bakın. Bütün spekülasyonları ve yalanları yok eden rakamlar. Bunların belgeleri de elimdedir. Şimdi aldığı maaşa kadar ve ne kadar parası kaldı, ne oldu, nereye verdi hepsi elimizdedir bakın. 1927 yılına kadar Mustafa Kemal Atatürk biliyorsunuz Cumhurbaşkanı 5000 lira maaş alıyor. Ve bunun dışında bir de ödenek var kendisine verilen 7000 lira. Toplam 12 bin liradır bu maaş. 1931 yılına geldiğimizde Mustafa Kemal Atatürk'ün yeni düzenlemelerle 13.186 lira maaşı gözüküyor. Şimdi bakın burada şimdi çok önemli noktalar var. 1932'de bir kanun çıkarılıyor. Yine Mustafa Kemal'in isteğiyle. Hocam çok ilginç bakın. Kanunda deniyor ki yüksek maaşlarından yüksek vergi alınması. Kanunun adı bu. Yüksek maaşlardan yüksek vergi alınması ile ilgili bir yasa çıkarılmış ve Atatürk'ün maaşından 5.401 lira vergi kesilmeye başlanmış. Kendisi kendi maaşından o 13 bin liralık maaşından 5.401 lira milletvekili maaşını 22 bin liraya çıkaranlara ithaf ediyor. Bu çok önemli. Bakın çok devam ediyor. Bak ben tek kelime yok. Ben de o mecliste vekillik yaptım 5 yıl. Evet. 200 lira 300 lira bir zam geldi mi kıyamet kopardı bu ülkede. Şimdi %100 zamla 20 küsür bin liraya diyorlar çıkarmışlar maaşları. Çıt yok. Her şeyden muaf. Bu bakın, nasıl bir millet? Nasıl bir kamu vicdanı? Bu nasıl bir iştir bu ya? Vallahi hocam öyle işte. Şimdi bu 5.401 lira kesildiğinde tabii maaştan 1932 yılında net maaşı Mustafa Kemal'in 33 yılında affedersiniz net maaşı 9.078 liraya düşüyor. Fakat şimdi devam edelim bakın. Atatürk bu paranın 2.000 lirasını her ay İnönü'ye veriyor. İnönü ve ailesine veriyor. Yani evet. Burada bir yanlış anlaşılma vardır. Zannedilir ki Mustafa Kemal vasiyetinde İnönü'ye sadece para veriyor. Hayır, hayır. Bakın maaşından o sonraki iş. Maaşından zaten 2000 lirayı İsmet Paşa'ya her ay veriyor. Şimdi maaş düştü 7.078 liraya. Devam ediyorum. 1937'de İnönü'nün başbakanlıktan ayrılmasından sonra İnönü'ye ödediği miktarı artırmış. Başbakanlık maaşı alamadığı için. 3.000 liraya çıkarmış. Kendi maaşından İnönü'ye 3.000 lira. Mustafa Kemal veriyor. Devam edelim. Sağlık Bakanlığından çünkü ayrılan İnönü namuslu evet, bir adam. Tabii. Hiçbir şey yapmaz. Numara yok onda. Numara yapmaz. Geçim sıkıntısı çeker. Evet. Çocukları okuyor. Çocuklar farkında çünkü. Çalamaz çırpamaz geçim sıkıntısı çeker. Ve kendi maaşından veriyor. Bakın böyle başka ödemeleri de var. Sağlık Bakanlığından ayrılan Refik Saydam'a da ayda 500 lira aylık veriyor. Ayrıca kendi maaşından. Devam ediyor. Kardeşim Akbil'e onun ücra ellerinde yapılan onlara da geleceğim gönderdiği hocam. Yardımları onlara da geleceğim bakın. Yani, kardeşim Akbil'e her ay 200 lira veriyor. Bülent Necat Hanım'a ayda 100 lira veriyor. Fahima Necat Hanım'a ayda 100 lira veriyor. Özel hafızı sıkı durun. Özel hafızı Yaşar Okur'a ayda 100 lira veriyor ve yüzbaşı Hüsnü Erkin'e ayda 100 lira veriyor. Ayrıca Mustafa Kemal Atatürk Çankaya Köşkü'ndeki ve Dolmabahçe Sarayı'ndaki bütün çalışan personelin, onlar 120 kişiye kadar çıkar zaman zaman, bütün ihtiyaçlarını kendisi karşılıyor. Yani ortada Yaşar Hocam'ın ifade ettiği gibi Mustafa Kemal'in hanesine yazılabilecek bir para kalmıyor. O aylıktan bir şey kalmıyor. Kalan da birikiyor. Kalan da birikiyor. O birikenler de millete bağışlanacaktır. Bakın devam edeyim. Başka rakamlar da var elimde. Atatürk 1927'de biliyorsunuz emekli oluyor. Birikiyor. Evet. Bütün bunlardan sonra gene biri çünkü tabii. Onun birikiyor tabii yine. Onun namı diğeri de Pinti Mustafa'dır. Doğru. Harcamaz. Doğru. Bu verilen isimler de Pinti Mustafa'dır. Tabii burada bakın belli isimlere para vermiş ama onlara hep bir gerekçesi var. Kendi maaşından dağıttığı paralar bunlar. 1927'de askerlikten emekli oldu Mustafa Kemal biliyorsunuz ve önce emekli maaşı olarak 40 lira, sonra 150 liralık bir maaş almış. Zam gelmiş maaşına ve bu maaşa hiç dokundurtmamış. Tek kuruşuna işte o pintilik tek kuruşuna dokunmayacaksınız demiş. Bu iş bankası da bir hesapta birikecek. Bakalım kaç para olacak demiş yıllar sonra. Para birikmiş. Atatürk ölmeden önce 19.566 lira 80 kuruş birikmiş emekli maaşından. Şimdi bir rakam vereceğim size bakın. Mustafa Kemal Atatürk öldüğünde şahsi hesabından, İş Bankası'ndaki bir numaralı hesabı şahsi hesabıdır onun. İki numaralı hesabı çiftliklerle ilgili hesabıdır. Yani milletin hesabıdır. O kendi üzerine oradan tek kuruş almaz. Kimseye de bir tek kuruş yedirtmez. Şahsi hesabında biriken para 53.463 lira normal maaşından biriktirdiği 53.463 artı 19.566 lira da askerlikten emeklilik parası toplam 73.019 lira kuruşu kuruşuna. Biriken para bu. Kaç kutu ediyor? Kutu etmiyor. Bakın devamı da var.
Şimdi diyecekler ki canım Hindistan'dan gelen para ne oldu? Kuruşu kuruşuna vereyim hocam. Hesabını hepsi verelim. Belli, bakın. Hepsi belli. Hindistan'dan gelen paranın toplamı 675 bin lira. Kayıtlar arşivde. 675 bin liranın 500 bin lirasını büyük taarruz öncesinde orduya vermiş. Kendi not defterlerine de bunu kaybetmiş. 500 bin lirayı verdim diyor. Kendi notlarında var bu. Ayrıca devletin resmi tutanaklarında var. 110 bin lirasını Yunan'ın yakıp yıktıktan sonra Anadolu'dan kaçarken Yunan'ın yaktığı camiler var, binalar var. Hocam bakın çok önemli burası. 110 bin lirasını bu camilerin, bu yanan binaların tamiri için Hindistan'dan gelen Müslümanların parasının 110 bin lirasını oraya veriyor. Tabii yapılan camilere kendi şahsi paralarında ama bunları öyle saklı tutuyor. Mesela 5 bin lira Eskişehir'e. Bunları özellikle saklı tutuyor. Bunun bir tanesini tespit etme şansımız oldu. Evet, Konya'da. Eskişehir Nihalıççık Camii'ne 5 bin lira şahsi hesabında. Hocamın dediği çok doğru. Hatta bazı başka tespitlerim de var. Yurt dışında bazı camilere bile yardım yaptığına ilişkin tespitlerimiz var. Fakat diyor ki bunun belgesini göster. Ya bunun belgesi Mustafa Kemal, bunun belgesi şahsi hesabından. Ona tenezzül eder mi? Sizin gibi alçak mı ki belge koyacak ona? O Eskişehir'deki camiyi de yaveri sayesinde biliyoruz. Ali Metin Çavuş anlatıyor. Daha öyle neler var bilmediğimiz. Bana verdi diyor. Oradaki cami yakılmış, yıkılmış, tarihi bir cami, bunu onaralım diye diyor. Onarılıyor. Şimdi bakın devam edelim. O Hindistan'dan gelen paraya ne oldu? 500 bin lirası ordu için, 110 bin lirası yakılıp yıkılan evler için, camiler için harcanmış. Geriye 65 bin lira kalmış Hindistan'dan gelen paradan. Devam ediyorum. Zaferden sonra Bakanlar Kurulu toplanmış. Büyük zaferden sonra. Demişler ki ya Mustafa Kemal'in Hindistan'dan gelen harcadığı bu parayı biz ona verelim. Sanki onun parası gibi görüyor Bakanlar Kurulu parayı. Ve Mustafa Kemal'le o paranın bakın 381'ini Bakanlar Kurulu Atatürk'e vermek istiyor. Şimdi Mustafa Kemal ne yapıyor bakın. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk çok ilginç bir şey yapmış. 380 bin lira verilmiş Bakanlar Kurulu tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e. 65 bin lira da kalmıştı zaten paradan. Toplam 445 bin lira. Hindistan'dan gelen para şu an. Cumhuriyet ilan edildikten sonra elimde toplam 445 bin lira var. Bu 445 bin liranın 120 bin lirasıyla çiftlikleri satın alıyor hocam. Türkiye'nin dört bir yanında başka Ankara Orman Çiftliği olmak üzere. Için. Bravo. Ankara Orman Çiftliği'nde hocam biyo yakıt kullanımını denetmiş. Yani gene devlet işi yaptı. Evet. Fabrikalar kurmuş. Doğal çevreye önem vermiş. Şimdi bakın diyorlar ki Ankara Orman Çiftliği arazisi çok da... Ya o Ankara Orman Çiftliği bataklığa yapıldı biliyorsunuz. Ya adı Atatürk'ün kardeşim. Ziraatı geliştirmek için orada bir de gidip çalışıyor orada. Ziraatı geliştirmek için. Ve bu çiftliklerden Türkiye'nin dört bir yanına kuruldu. Bunları ucuza aldı Mustafa Kemal. 120 bin liraya çok sayıda çiftlik satın almış olmasının nedeni bataklık arazileri, çorak arazileri seçiyor. Geçen bir televizyon ekranında gördüm. Bir Cumhuriyet düşmanı bir gazetede yazan bir arkadaş çıkmış. 1950'li yıllarda vatandaşlar diyor dava açmışlar Mustafa Kemal Atatürk'e. Gerekçe neymiş? Efendim bizim Ankara'daki arazilerimizi Mustafa Kemal ucu yok fayansına kapattı diye. Kapattı evet. Şimdi ona da orada kimse cevap veremedi. Ben de bağlanamadım televizyona. Cevabı şu. Bak. Çok basit. O tabii. Cevap verecek adamları çağırmıyor. Çağırmıyor mesele bu. Mıymıyları çağırıyorlar. Bir program seyrettim ve isyan ettim. İnsan... Az bunu söyleyeceğim. Evet. Sen tabii orayı sakın unutma. Burası çok önemli hocam. Şimdi unutma. Diyor ki 5 tane adam. 3'ü profesör. İşlerini bilen adam. Adı profesör. Tabii. Ya ama işlerini biliyorlar. Biliyorlar. Yani melaneti biliyorlar. Melaneti biliyor. Melaneti biliyor. Şimdi tabii. Sunucuyu da koymuşlar. Sunucu çanak tutuyor. Tezgah belli. Saldırı aldı. Bir tane de güya Atatürkçü tırnak içinde. Evet, tırnak içinde. Şimdi öbürler vuruyor. Kılıç, kalkan, tüfek, mitralyoz, linç ediyor. O ona pas veriyor, o ona pas veriyor. Sunucu çanak tutuyor. Ha hu. Bu yanki de orada oturuyor. Arada bir buna da böyle dalga geçer gibi işte bu da hemen çullayıp tokat geçiyorlar. Değil, birkaç tokat, birkaç tekme daha. Arada yine buna keyif yapmak için tabii bir şey diyor. Ulan ne işin var? Lan git evine otur, evet. Dizi seyret. Senin ne işin var orada? O mücadeleye giremeyeceksen gitme oraya. Ne işin var senin? Desene ki. Bravo. Yani açık de ki ben bu işi bilmem. Tabii, bilen tabii, birini tabii. Çağırın. Tabii. Seni niye oraya çağırmışlar? Sen bunun farkında değil misin? Şimdi böyle yapıyorlar. Hocam bu sorunun cevabı o kadar kolay ki bakın nedir? Bakın gitmesin. Tabii. Namuslu adamlarsa bunlar gitmesinler. Yani Atatürk'ün... Bıraksınlar. Tabii. 5 kişiler mi? 5'i birden söylesin. Görsün millet. Tabii. Millet de sağduyulu olur. Gidip orada meşruiyet malzemesi olarak niye kullandırıyorsun kendini be?
Bak bizleri çıkarmıyorlar. Yasaklıyız. Şimdi şu şurası ilginç bak. Beni çağırsa da belki ben bile yani insan düşünü var. Gidin Sinan Akşin'i çağırın. Tabii. Gidin bak, Sinan Meydan'ı çağırın diyebilirim. Alan neyse. Ha bazı yerlerde gidilen, tamam. Tabii hocam, gerekir. Tabii. Bunlar böyle yok. Gidiyor arıyor da. O ekran sevdası var. O bir de öyle bir durum var. Ekranda yani, görünüyor. Bu biraz farklı bir şey. Ama yani, işte her şey rant o şey olmuş ya hocam. Her şeyden bir şey elde edelim. Demin ağır gibi konuştum. Senin de biraz nevrin döndü ama. Evet. Bunların iki enerji kaynağı var dedim. Biri emperyalizmin verdiği destek, biri de karşısındakilerin angutlukları. İşte bu. Bu seçilen, bilinen bir şey hocam. Şimdi o Ankara'daki çiftliklerle ilgili hakikaten birkaç kişi dava açmış 1950'lerde. Ama 50'lerde dava açmışlar Atatürk'e. Atatürk ortada yok. Demişler ki canım bizim araziler çok değer... Bataklık da sizin araziler. Kimse 5 para vermiyordu. Mustafa Kemal para verdi size. Arazilerinizi sattınız. Yani birkaç uyanık vatandaş Ankara Orman Çiftliği'ndeki arazileri değer kazanınca Mustafa Kemal orada çiftlikleri kurup oraları yeşillendirince gitmiş dava açmışlar. Şimdi buna dayanarak Mustafa Kemal Atatürk'ü eleştiriyor. Cumhuriyet düşmanı ekranda. Söylüyor, ama farkında değil ki o bataklık araziyi zaten satacakları kimse yoktu. Ya tamam Ankara'da... sonuç ne sonuç? Ha, sonuç milletin ziraatini, milletin hayvancılık şuurunu, bilgisini geliştirmek için bunları kullanıp ölmeden önce de hepsini noter huzurunda imza altına aldırarak hepsini millete, kamu kuruluşlarına devretti mi etmedi? Etti. Senin derdin ne o zaman? Tamamını milletine bıraktı. Derdin ne o zaman? İşte bunu söylemek lazım. Şimdi bakın. Niye peki namusları varsa Memaliki Şahanem diye bütün imparatorluğun topraklarını elinde istediği gibi tabii tedbir eden, babadan oğula intikal ettiren değil mi? Onunla yüzleşemezler hocam. Onu niye demiyorsun? Bunlar sadece Atatürk'le yüzleşebilir. O da nasıl yüzleştikleri ortada. Bakın 120 bin lirayla çiftliklerini satın almış. Ya orayı 200, devam et, 250 evet. bin lirası kalıyor geriye. Pardon biraz daha fazla kalıyor. 250 bin lirasıyla İş Bankası'nı kuruyor biliyorsunuz. Bakın bu da millete. Bakın yine. Yaptığı işler bu. Şimdi dikkat edin geriye ne kalıyor? 75 bin lira. Onu da İş Bankası'nda bir hisse senedi alıp oraya yatırıyor. Yani o da kendi aslında kendi hesabına kullanacağı bir şey değil. Oradan da biliyorsunuz başka devlet kurumlarına, tarih kurumuna, dil kurumuna, CHP'ye akacaktır onun işte neması. Sorun gelirin şu kadarı şuraya, şu kadarı şuraya. Paylaştırıyor tabii. Evet. Vasiyetinde var o. Evet. Yani çok küçük bir Hindistan'dan gelen Müslümanlardan gelen 675 bin liranın 500 biniyle Kurtuluş Savaşı'nı vermiş Mustafa Kemal. Kalanıyla da ne yapmış bakın çiftliklerini almış ve İş Bankası'nı kurmuş ve hepsini de milleti için yapmış. Çiftlikler millet için kurulmuş, İş Bankası millet için kurulmuş, Kurtuluş Savaşı millet için verilmiş. Şimdi devam edelim. Mustafa Kemal Atatürk'ün bütün bu mal varlığı iddiasında tablo bu. Yani hani bir kaşık suda fırtına koparan bu yalancı tarihçilerin ortaya çıkarmadıkları ve çarpıttıkları gerçek bu. Yine Yaşar Nuri Hoca'nın konuya girerken söylediği şeye geldik. Mustafa Kemal öldüğünde şahsi hesabında... Efendim oraya bakacaksın ya. Şahsi hesabında olup biten para belli. Oğluna bırakmamış, karısına bırakmamış, bellidir. Teyzesine alak... Hiç kimseye... millete bırakmış. Ve başka bir şey daha anlatayım hocam. Bu çiftliklerle ilgili. Bu çiftlikler Mustafa Kemal'in kendi üzerinde gözüküyor. Değerli bir varlık oluşmuş bunlar. 13 yıl çalıştırmış bunları. Ve 1 milyona yakın, 1 milyon lira tutarına yakın bir gelir söz konusu çiftliklerde. Şimdi o zamanki hukukta şöyle bir şey var. Mutlaka yakınlarınız varsa, birinci dereceden akrabalarınız varsa, hatta bugünkü hukukta da vardır. Hukukçu olmadığım için bilmiyorum. Sen söyle, ben söyle. Akrabalarınıza belli bir miktar bırakmak zorundasınız. Şimdi Mustafa Kemal şeyi çağırıyor. Birinci, ikinci derece akrab. Şimdi burada bakın öyle ilginç bir nokta var ki Mustafa Kemal yaverini çağırıyor. Hasan Rıza Soyak. Bu işlere o bakıyor çünkü. Hasan Rıza Soyak'a diyor ki ben bu çiftliklerden diyor tek kuruş kullanmayacağım diyor. Bu çiftlikler diyor benim adıma fakat milletin malıdır diyor. Bunlardan ne makbule atadına ne başka birine ne kız kardeşime ne başka evet. birine diyor tek kuruş bırakmak istemiyorum kız kardeşine diyor. Başını sokacak bir küçük ev bırakmışlar. Ama bakın çiftliklerde ortada kalmış çünkü ama aynı ondan daha mükemmeleri İstanbul'da Fevzi Paşa'ya vermiş. Fevzi Çakma'ya vermiş. Şimdi işin ilginç yanına bakın. Hasan Rıza Soyak diyor ki ama diyor yani bizim hukukumuz buna el vermiyor diyor. Mutlaka diyor paranızın diyor çiftliklerin ederinin diyor şu kadarını diyor makbule atadına bırakmak zorundasınız diyor. Mustafa Kemal diyor ki bunun bir hal çaresini bulun diyor. Ya bak, ben her şeyi milletime bırakacağım. Bakın. Akrabalarına çiftlikten hisse bırakmamak için özel kanun çıkarttırıyor. Şimdi ne için Mustafa özel Kemal Atatürk çıkarıyorlar? Hocam Allah aşkına. Ha, soyanları. Mustafa Kemal Atatürk. Soyanları aklamak için. İşte. Ya biz neden bahsediyoruz? İşte. Hangi cumhuriyet?
Hangi lider? Şunu bir daha tekrarla. Yavuk ben tekrarlayayım. Ben tekrarlayayım, siz tekrar özetleyin. Bu çiftlikler 13 yıl çalıştırıyor bakın. 120 bin liraya kurduğu çiftlikleri 13 yıl çalıştırdı ve çiftliklerin değeri 1 milyona yaklaştı hocam. 1 milyon liraya yaklaştı. Çiftliklerin değeri değerlendi. Ve ölmeden önce tabii vasiyetnamesini, vasiyetin mektubunu hazırlıyor. Çiftliklerle ilgili ayrı bir vasiyet mektubu vardır. Ondan da çok kısaca söz edeceğim. 1937 tarihli. Trabzon'da hazırladı hatta. Trabzon yolculuğu sırasında. Evet. Dönüşte evet. Meclise sundu bunu. Evet. Ve o vasiyet mektubunda baktığınızda her şeyini, çiftliklerle ilgili her şeyi şeye bırakmış. Milletine bırakmıştır. Bütün çiftliklerini. İçindeki bütün mal varlıklarıyla birlikte, hayvanlarıyla birlikte, ağaçlarıyla birlikte, fabrikalarıyla birlikte. Fakat hukuk sistemimizde bir sıkıntı var o dönemde. Sıkıntı değil aslında, normal bir durum ama Mustafa Kemal için bir sıkıntı yaratıyor. Bu nedir o? Hukuk sistemi diyor ki, mal varlığınızın belli bir bölümünü birinci dereceden, ikinci dereceden akrabalarınıza bırakmak zorundasınız diyor. Mustafa Kemal Hasan Rıza Soya'yı çağırıyor. Diyor ki bu çiftlikler milletin malıdır diyor. Benim malım değildir. Onun için diyor tek kuruş bile makbulat adına ve hiçbir akrama bırakamam diyor. Ama şey diyor ki Hasan Rıza Soya mecbur diyor. Böyle. Kanun böyle diyor. Mustafa Kemal diyor ki özel kanun diyor. Hazırlayın diyor. Özel kanun hazırlayın. Değiştireceğiz diyor. Şimdi ama özel kanunu ne için hazırlatıyor bakın. Çiftliklerinden akrabalarına tek kuruş bırakmamak için özel kanun hazırlıyor. Şimdi beyefendi. Ve bu yürürlüğe giriyor. Bakın. Çok ilginç. O zaman şu tespit, şu tarihi belgelere dayalı tespit. Bir avuç tükürük olsun. Evet. Mustafa Kemal'e buralardan çamur atmaya kalkanların suratlarına gitsin vursun. Tarih böyle bir şey hocam. Bunlar bilinmeyen şeyler. Belgeleri değil. Ortaya koyduğunuzda bunlar açık dediğin gibi bunlar atla deve değil. Bir hayır. Ama bunlar kamuoyundan saklanan gerçekler. Üstüne ha. Bir de böyle bir şey var. Doğru tabii. Yani zaten yalanmış. İlerideki programlarda belki buna gireriz. Türkiye'de bir tarih yolsuzluğu var ya. Tarih yolsuzluğu. Her şey demagojiyle yani. Yürütüldüğü için. Tabii. Normal olarak vatandaş işte çıkıyor birileri mitinglerde. Farklı farklı şeyler söylüyor. O andaki vatandaş da tabii gidip de şimdi araştırmıyor tabii. Bu kitapta belli bir zahmeti var, şeyi var tabii. Araştıracak bir durum yok. Oysa çok basit. Yani çok basit. O günün karşılaştırılmasıyla ya demin hocanın dediği gibi o gün kanun çıkartıyorsa. Bu milletin durumu şu. Üzücü halkın. Millet demiyorum, o çok şuurlu bir kitleyi ifade eder. Yığının durumu şu. Şimdi adam diyor ki bu Maun suresinde evet diyor, kamunun, toplumun, halkın malını talan edenler lanetleniyor. Bunlar dini inkar etmiş sayılıyor. Cenab-ı Hak bunu buraya koymuş. Çünkü ayet orada bunu artık inkar, evet. Görmezlikten gel. Ama diyor, bak şimdi vatandaşa. Ama diyor, bu diyor namaz kılmayanlar için geçerli. Namaz kılanlar diyor bunu yapsa da onlar, halbuki tam tersi. Tam tersi değil mi? Tabii. Kriter çünkü farklı. Şimdi mezarlıkta babasına bunu birine 20 lira vererek okuyup üfletmiş bir adam Maun suresinin bu mesajını, bu muhteşem devrim mesajı nasıl bilecek? Ki evet. Diyor hoca efendi dediği adama soruyor. Ne diyor hoca efendisi ona? Kimse, hoca gerçek hocaları tenzih ediyorum. Ne diyor ona? Diyor ki, o diyor o çıplak kafalı herif var ya diyor, ben yani. O diyor o diyor o zındık diyor o. O diyor orada şapla şekeri birbirine katıyor. O dediğin diyor, alnı secde görmemiş, tam tersi kafir takım yani. İçindir diyor. Evet. Onlar için diyor öyle diyor, kamu malı yedi diye diyor, lanet olur mu diyor namazlı niyazlar. Yani onlar yiyebilir. Aa, şimdi adam da diyor ki, doğru ya. O da diyor, artist kılıklı diyor, sakal yok, bıyık yok, kıran tuvalet diyor. O diyor, inanıyor propagandaya vay tabii. Vay demek ki diyor, demek he, öyleymiş diyor. Var öyle tipler hocam. Öyle söylüyorlar. Doğru ya yani. Öyle tipler ne demek? Türkiye'nin çoğunluğu bu durum. Ha, Twitter'da ben böyle şeyince bana geliyorlar. Ne işin var onun yanında oturuyorsun falan. Diye. Ha tabii. Bir de öyle var. Onu söylüyorlar şimdi bakın. Hocam bu arada 5 dakikamız kaldı. Toparlayalım. Ben bir şey söyleyeyim. Yani Atatürk'le ilgili bir cümle bir şey söyleyeceğim. Evet, yani tabii. Demek ki
bu tırnak içinde espri olsun diye. Söyleyin. Yani Atatürk demek ki çok garibanmış yani. Şimdi ya bugünün liderlerine bakın hocam. Suudi Arabistan kralı mı? Tabii yani onlar. Şu anda Amerika'da 2 trilyon dolar siz parası. Siz hakimsiniz o İslam coğrafyasına. Yani bütün lider. Hayır ben çünkü oraya götürmek zorundayım. Tabii. Onlar İslam adına yönetiyor. Adına çünkü. Tabii bir de o İslam adına yönetenler. Tabii tabii orgayı yapıyorum her zaman. Yani ya. Bu çok önemli. 2 trilyon dolar hocam ya. Hocam buradaki utanmazlık şu. Yani bu Atatürk'e kalkmış mal varlığını masaya yatırıp bunu tartıştırıyor. Ya utanır insan değil mi? Yani bugünkü şu tabloyu görüyorsun bakın. Şu yolsuzluğu, ayakkabı kutularından çıkan paraları. Bu operasyon yapılmadan önce Atatürk'ü masaya yatırmışlar. Onun mal varlığını tartışıyorlar. Hocamın dediği gibi yani Türkiye'de tartışılacak. İşte Allah belalarını verdi. Mustafa Kemal'in 1924'te şeyde bir konuşması vardır. Dumlupınar'da Büyük Taarruz'un 2. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı bir konuşmada bu cumhuriyete saldıracaklarla ilgili, cumhuriyet düşmanlarıyla ilgili şehit ruhlarının gazabına uğrarlar tarzı bir açıklaması vardır bakın. Yani hakikaten ona inanıyorum şimdi. Ona uğradılar. Yani o şehit ruhlarının. Ben toprağın üstüne pek güvenmiyorum. Atatürk kendi ifadesi. Altına güveniyorum. Kendi ifadesidir. Evet. Hayır, bu şeyi ben örneğini niye verdim? Suudi Arabistan örneğini şundan dolayı. Hoca da bilir. Yani Atatürk'e en çok düşman olan bu coğrafyada Selefi Suudiler. Tabii Amerikan İslamcılığı, İngiliz Vahabiliği. Yani nedir bu? Dolayısıyla Vahabiliğin mantığıyla sen o kadar parayı götür. Sonra Atatürk'ün işte bu fotoğrafı karşına çıksın. Yani karşılaştırma şimdi, anlamında. İki alıntı yapayım, sözü size bırakayım. Atatürk'ten iki alıntı. Dinin sömürülmesine fırsat verdiğin anda, Atatürk'ün kendi ifadeleri bunlar. Ortalık tarikatlar, cemaatler, gizli medreseler, cinci hocalar ile dolu verir. Hurafelere yeni hurafeler eklenir. Türbeler dolup taşar. Ümmetçilik hortlar, dinciler. Hocam ifadeye dikkat edin. Atatürk kullanıyor. Dinciler toplumu baskı altına alırlar. Milli devleti örselerler. Zorlukla sağlamaya çalıştığımız birliği bölerler. Biz toplumu dayanışma, bütünlük ve barış içinde tutmaya çalışıyoruz. Amacımız uygarlığa ve demokratik cumhuriyete yürümektir. Listesini yapmış. Bugünkü lanetlerin yani, listesini bunu yapmış. Söylediğinde 36 yılında bizzat not almış Sabiha Gökçen. Sabiha Gökçen anılarından aktarıyorum bunu. Mustafa Kemal'in ağzından bizzat not almış. Son bir alıntıyla bitiriyorum. Mustafa Kemal demokrasiyi, çok partili demokrasiyi kuramadığına üzülür. Ve bu üzüntüsünü dile getirirken bakın şu ifadeleri kullanır. Ülke çıkarları yerine kişisel çıkarlar ya da gerici akımların başkaldırması halinde tecelli eden bu olay içinde ölene kadar bir ukde olarak kalacaktır çocuğun. Ancak şuna kesinlikle inanıyorum ki demokrasi gereği olan çok partili bir dönemle Türkiye'mize de gelecektir. O zaman ben hayatta olmasam bile ruhum bilesiniz ki şad olacaktır. Ancak bu dönem içinde tek korkum bu güzelim yönetim tarzını yozlaştıracak. Buraya dikkat. Çok partili sistemden bahsediyorum. Tek korkum diyor, bu güzelim yönetim tarzını yozlaştıracak, onu anlamsızlaştıracak, hatta halkın gözünden düşürecek kişiler ve partilerin ortaya çıkmasıdır. Gerçi batılı ülkelerde de demokrasilerin yerleşmesi uzun yıllar hatta asırlar almıştır ama gelişen dünyada Türkiye'nin bu konularda kaybedecek vakti yoktur. Bu tespiti de yapmış hocam. Çok partili demokrasi kurulacaktır ama diyor, yozlaştıracak partiler kurulacaktır diyor. Bir milim şaşma yani, var mı dediklerinde? Yani 37 söylediği tarih. Şimdi tabii buraya aldığımız şeylerin çoğu kaldı. Başak Hanım'ın sorularının da bir kısmına hiç giremedik. Biz gelince tabii. Vaktimiz doldu ama çok kaldığımız yerden. Ben teşekkür ederim. Güzel oldu, evet. Devam ederiz. Ben o konularda evet, halkımızın çok aydınlandığını düşünüyorum. Ya bu çok önemli çünkü bu harcamalar başka boyutlar yani bütün ben mesaimi bu işlere harcıyorum. Yaşar Hoca yakından takip eder, fazla bilir. Fazla bilinen şeyler. Ve değil, hakikaten bunları tabii kamuoyuna bizim aktarmamız lazım. Şimdi insanlarımız okuyor da az bir kesim okuyor. Şimdi bütün bunların cevabı var. Yani dini konularda cevaplar da var. Tarihi konularda cevaplar da var. Bunları yazıyoruz da hepimiz yazıyoruz. Ama yazdığımızla maalesef kalıyoruz. Dolayısıyla sizlerin bu fırsatı bizlere vermiş olmanız çok çok kalıyoruz değerli. Yani kalıyoruz da ben katılmıyorum. Şöyle kalıyoruz hocam. Geniş kitleye yani, ulaşma noktasında. Yine ulaşıyoruz öyle değil mi? İnsanlar sıkıntı çektiğimizi düşünüyorum. Çekiyoruz onda bir sorun yok. Şimdi beyefendi o kadar da müşteki olma. Bu değil. İşin kaderi böyledir. Aynen. Böyle tabii yani yok. Senayi, Hakim Senayi'ye. Evet. Doğu İslam'ın yetiştirdiği en büyük adamlardan evet, biri. Diyorlar ki yazıyorsun bu kadar ediyorsan önemli bir adamsın şu bu fakat kim okuyor sen filanca var diyorlar bir tane o okuyor seni. Aa öyle mi? İşte ben o bir kişi için yazıyorum.
Çok doğru. Zaten başka türlü eğer o bir kişiler önemli olmasa bu yazı işiyle sen şimdi iştigal bakın, etmeyiz, bu uğraşmayız. Bu böyleyken yani. Bizim kitaplarımız kamyonlarla okunuyor. O da başka bir boyutudur, evet. Yani, her şeye rağmen. Yani, her şeye rağmen. Ya bir de kendi kendinizle hesaplaşmanız gerekiyor sonuçta. Yani bir vicdan, evet, diye bir şey var yani. Evet. Şimdi okumuş. Evet, o var tabii. Hayır, hoca okumuş şimdi. Tabii. Siz okumuşsunuz. Ha, kendine saklıyor. Yarınki yazımın başlığı ne biliyor musun? Hayır. Bir mektup üzerine ben işimi yapıyorum. Orada o mektubu yayınlıyorum. Arkadan bir yorum getiriyorum. Ve orada kullandığım bir cümle var. Bu gök kubbenin altında beni bir kişi dahi okumasa, anlamasa ben bu işi yine yapacağım. Tabii. Çünkü bu bana imanımın ve Cenab-ı Hakk'ın verdiği hayat nimetinin yüklediği bir görev. Ben onun hakkını veriyorum. Vallahi aynı şeyi düşünüyorum. Yararlanan aynı yararlanır, şeyi, evet. Yararlanmayan yani yararlanmaz. Gök kubbe falan deyince aklıma Sayın Başbakan geldi. O çünkü çok kullanır onu, biliyorsun. İzninizle. Yani aynı gök kubbe olmasın. O benden almıştır. İzninizle kapatıyorum programı. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. İşler Çağrı programının sonuna geldik. Kullansın. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Evet, tabii. Telif hakkı yok. Teşekkür ederim.